Lay la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan demana. Ne yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatları. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay la la lay la la lay la la lay lay la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay 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 la la lay la la lay la la lay lay lay. Refik nedir oğlum bu sandalyelerin hali? Toparlasan ayakta uyuyorsun. Ensende kıracağım vallahi bir tanesini sonunda. Mesut, ne haber? Eyvallah birader. Hello, T-Man. How are you, T-Man? Hello, you are original T-Man. Ne diyorsun be oğlum? Ne içiyorsunuz, ne vereyim size? One tea. One tea oğlum. Ha, çay. One çay, ha tamam bir çay. Sen birader ne içiyorsun? Tuti. Ya one two. O zaman sendeki çay toplam 3 çay. Ya. Timen. One tea, tuti. Ne oğlum bu one tea? Canti hareketler. Ya one tea. Evet, bir çay. Two tea. Evet. Tuti oğlum. One bana, tuti. Lan. Ya iyi ki bir gittiniz İngilizce kursuna birader. Allah Allah, hayret bir şey. Adam gibi konuşsanız da ya. Oğlum Refik, şu turist arkadaşlara 2 tane çay ver de kurtulalım ya. Dikkat, Sayın Belediye Başkanımız Emekli Albay Şinel Selvi oldu teşrif ettiler. Buyurun efendim. Hah, Ahmet, ben de seni arıyordum. Oturun. Ne oldu bizim Çınaraltı futbol takımı? Ha? Gelip bütçe istedin. Sonra eşofmanlar falan istedin. Hepsini yaptırdık. Hepsi bu kadar. ESM'si yok. Ben sonuç adamıyım. Eğer bir bütçe verdiysem, birisine inandıysam sonucunu da almak isterim. Yes. Mr. President. Evet. Yes. Mr. President. Football is... Okay, no problem. Ahmet, no problem diyorsun da burada bir problem var. 4 şekerli başkanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Problem var. Yes, Mr. President. Niye ikide bir de bana president deyip duruyorsun Ahmet? Because, Mr. President, you are a Mr. President. Sayın Başkanım, President başkan demek. Danyal. Buyurun efendim. Not al. Yaklaş. Ben İngilizce biliyorum. Yes, Mr. President. Madem bir futbol takımı kurdunuz, mutlaka bir hedefiniz olması lazım. Ve bu hedefe maçları yene varmanız gerek. Yes. Size ola desteğim biliniyor. Şinasi Başkan iddiasız bir takıma destek veriyor. Dedirtmem ben. Anladınız mı? Very understand, Mr. President. Siz niye benimle İngilizce konuşuyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Oh, no. Estağfurullah. Arabik. Ha, o no. halde siz benim tahmin ediyorum İngilizcemi test etmek istiyorsunuz. Two minute. Hmm. O zaman tam aksanıyla size İngilizce konuşuyorum. Bakalım İngilizce biliyor muyum? If you cannot do this, I will find someone to do. Don't you understand what I say? Of course you don't understand. I'm talking about you and I'm talking about all people everywhere. Stupid. Translate. Yes, sir. Danyal Beleder, başkanımız ne dedi? Çakozlayamadık da. Başkan dedi ki, eğer bu işi yapamayacaksanız yapacak başka birini bulurum dedi. Sonra dediklerimi anlayabildiniz mi? Ne söylediğimi anlayabildiniz mi dedi. O kısmı ben de anlamadım. Çevir dedi. Benim gitmem lazım. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun dedi. Duydun değil mi? Evet. Lanet olsun dedi. Türkçe konuşuyor. Dedi. Lanet olsun dedi. Lanet olsun dedi. Vallahi dedi ya. Demedi mi? Lanet olsun evet, dedi ya. Dedi ama... Kaybettin oğlum. Lanet olsun dedi. Lanet olsun dedi. Vallahi dedi ya. Duydun değil mi? Tabii. Duydun. Tamamdır. İddiayı kaybettin. Vallahi kaybettin. Oğlum kaybettin ya. Lanet olsun Türkçe mi yani? Lanet olsun nece ya? Lanet olsun Türkçe değil. Boşuna seviniyorsun. Ya abuk sabuk konuşma. Lanet olsun nasıl Türkçe değil ya? Lanet olsun Türkçe işte. Olmak. Evet, Türkçe olur, ya. Türkçe lan, lanet abi, olsun. Türkçe tartışma. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Lanet olsun sadece yabancı filmlerde, yabancı ne bileyim sinemalarda söylenen bir laf Türkçe değil. Biz onu kendi hayatımızda kullanmıyoruz. Bak hey sakin ol. Hayır, evet sakin. O da doğru ha ben sana söyleyeyim. Hey sen Ahmet nesin? Haklı. Sen nesin ha babam falan mı? Hey hadi ahbap ver o elindekini. Tamam geçti. Bunlar Türkçe değil. Lanet olsun. Ya hey canım cehenneme. Kalabalığı yapma. Hayır bunlar Türkçe değil. Hey sen kimsin ha kimsin ha dediğinde Türkçe konuşmuyor muyum? Sen kimsin ha dediğinde İngilizce mi konuşuyorum ben? Kimsin ne? Türkçe. Hey sen benim babam mısın ha? Baban mısın ha? Ne bu Türkçe? Biz lanet kendi aramızda işte. Böyle hayır efendim. Biz kendi aramızda böyle konuşuyoruz. Ya bırak Allah aşkına. Yabancı filmlerde, dizilerde Laylara butikali laylara butikali lay butikali. Abilerim, sorarım size. Bir fotoğraf makinesi bir insana niye lazım olur? Niye? Anlatıyorum. Açın kulağınızı dinleyin vatandaş. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Yani insanda unutma hastalığı vardır. Ama bu makine hiçbir şeyi unutmaz. Alırsın eline, bakarsın vizörden, basarsın dekşanlöre, şak diye çekersin fotoğrafını. Ondan sonra da abicim alırsın eline o güzel fotoğrafı, yıllar sonra şöyle bakarsın o fotoğrafa. Küçük bir gözyaşı dökersin ya da hafif bir gülümsemeyle o anı hatırlarsın. Abi, fotoğraf demek anı demektir abi. Kesinlikle. Bu çok doğru. Niyazi abicim şu harika Japon malı fotoğraf makinesini almak istemez misin abi? Abi bakar mısın şuna? Şu vizöre bak abi. Şu vizör 37 ekran. Bakar mısın abi? Kocaman mübarek 37 ekran abim. Basri abi, şu flaş var ya abi. Abi yemin ederim bakar mısın şuna? Araba farı abi. Yok böyle bir makine. Abicim bakın zamanımız çok kıymetli. Zaman akıp geçip gidiyor. Anı yakalamak gerekiyor. Allah sizi inandırsın. Her insana bunlardan birer tane alıp boynuna asmak gerek. Bir gazeteci gibi her şeyi belgelemek, ölümsüzleştirmek gerek abi. Haklısın Ali. İnsanoğlunun belgeleme merakı... mağara duvarlarına bir şeyler çizdiğinde başladı aslında. Ama ne derler bilirsin. Bir şeyin sayısı arttıkça değeri düşer. Fotoğraf da aynı. Gün gelecek. Fotoğraflarımız çoğaldıkça onlara bakmaya vakit bulamayacağız. Abi bana her şeyi de gün gelecek deme abi. Ya Butik Ali, kaç para bu? Ben bir tane almak istiyorum. Çünkü belki benim de hani ölümsüzleştireceğim anılarım olur değil mi Basri abi? Kaç para bu? Kaç para söyle. Niyazi abim yeter ki sen iste. Güzel bir şey yaparız yani. İnsaflı bir rakam bak. İnsaflı bir rakam. Abi yeter ki sen iste. Yeter ki sen iste. Hı. Komşu rakamı. Komşu rakamı abi. Tamam hadi söyle bakalım. Allah Allah! Yahu bakın soruyorum size. Üniversite okuyan koskocaman insanlarsınız. Lanet olsun İngilizce midir, Türkçe midir? Türkçe tabii. Bence de. Oh canıma da ranza. Kaybettim. Saçmalamayın. Olur mu canım öyle şey? Siz lanet olsun o gerçek hayatınızda, kendi hayatınızda kullanıyor musunuz? Hiç kullanıyor musunuz? Yani yabancı filmler olmasaydı bizim hayatımıza lanet olsun diye bir kelime girebilir miydi ya? Kesinlikle yabancı bir kelime o. Allah Allah, Allah Allah, fesübhanallah, hasbinallah. Ya kardeşim bir filmde duydun diye o İngilizce olur mu? Lanet olsun, lanet olsundur. Türkçedir işte. Böyle saçma şey mi olur ya? Değildir. Kaybettin. Eşeğim diye bağıracaksın. Abi yok evet, bence sen bu iddiayı kaybetmişsin. Oh canım. Ya bir dakika durun. Ama bence Ahmet de haklı. Sonuçta yani ben... Bu kelimeyi gündelik hayatta hiç kullanmıyorum. Kullanıldığını görmedim mesela. Basbayağı İngilizce yani. Lanet olsun ne demek ki? Bence iddia devam etmeli. İşte. Bir dakika. Bir saniye. Aklın yolu bir. Bir dakika. Yavaş gel. Bir saniye. Lanet olsun kelimesi İngilizcedir diyenler el kaldırsın. 1, 2. İndir elleri. Lanet olsun kelimesi Türkçe diyenler el kaldırsın. 1, 2, Mehmet Ali. Nazlı. Teşekkür ederim. Abi... Bir dur, o niye katılıyor ya oylamaya? Türkçe biliyor, Türkiye'de yaşıyor, Türkçe konuşuyor. Diyor ki, Türkçedir. 3'e 2 kaybettim, ben eşeğim diye bağıracaksın. Ben eşeğim diye bağıracaksın. Efendim? Duyamadım ya, ne diyor? Tamam, bağırırız. Kimler, ne zaman, ne diyorsun? Tamam, bağırırız. Ah, güzel, bağıracağım diyor. Tamam, duyduk. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım beyefendi bağıracak. Sayın Eşek, evet. Ahmet Danke. Efendim? Hı? Duyamadık ya, duyulmadı. Ahmet Danke. Neyi canım? Hiç duyup... Ben mi şey yapamadım ya? Ahmet Danke. Ama dişlerini falan da çok çıkmadı yani. Ahmet Danke. Danke ne? Danke'yi ne bilsin insanlar ya? Herkes... Ahmet Danke! Hayır, bir saniye. Ahmet Danke olmaz. Ben eşeğim. Ne anlatıyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Hayır, Türkçe bağıracaksın, öyle konuşur çünkü. Ben eşeğim diye bağıracaksın, ben Danke'yim diye bağırmayacaksın. Hayır. İnsanlar ne anlayacak yahu? Senin Danke dediğini ben eşeğim diyecek. Sen ne anlatıyorsun? İddia İngilizce üzerine de İngilizce söyleyeceğim. Hayır, lütfen. Aa, bir dakika. Bence de İngilizceydi canım. Ben de öyle anladım. Teşekkür ederim Gülden. Bir daha bağırsana. Ahmet Danke! Ben eşeğim diyor. Hello. Ahmet Danke. Ben eşeğim diyor. Ahmet Danke. Ben eşeğim. I'm Danke. Brother Sami. Ben diyor spaydım diyor, büyüdüm eşek oldum diyor. Mama, I'm a donkey. Baba diyor, ben eşeğim diyor. Nurten sister, I'm a donkey. I'm donkey. Eşeğim diyor, ben diyor eşeğim. I'm donkey. Ben eşeğim diyor. Eşeğim benim. Eşeğim benim. Gel sana bir sarılayım eşeğim. Ya bırak. Benim. Gel. Bana bak. Terbiyesiz. Bana bak. Lanet olsun. Türkçe ise I'm Danke'de Türkçe. Tamam olsun ya. Bağır o kadar Türkçe. Hadi o da Türkçe olsun senin için be. I'm Danke. Oh haber anla. Nasıl makine Basri abi? Süper değil mi? Vallahi bununla zamanı durduracağım artık. Zaman hiç durmaz Niyazi. Fotoğrafını çek ama o anı yaşamayı ihmal etme. Unutma. En güzel fotoğraf makinesi insan beynidir. şeyler konuşacaktık. Evet. Evet. Postacı girince, sonra ne olduysa artık... Niye birden sustun? Bir mektup aldım, bir şey oldum yani bir canım sıkıldı böyle bir şey oldu yani. Kimdendi mektup? Mektup mu? Yurt dışından. Almanya'da dayım var ya, dayım Şahin'in şeysi, o biraz rahatsızlanmış, benim moralimi bozdu. Başka bir kızdandı değil mi? Nereden çıktı? Yok canım. Gözlerinden belliydi Çağatay. Sanırım konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Sevda. Nazlı, dün akşam bizde misafir vardı biliyor musun? Aa, kim? Kim biliyor musun? Babamın arkadaşı ve onun ailesi. Bize iadeyi ziyarete geldiler. Aa. Ha, oğulları da vardı tabii. İşte yani evlilik mevzuları falan konuştuk yine. Aa, gerçekten mi? Sonra? Sonra Tamer, yani çocuğun adı Tamer bu arada, beni yemeğe davet etti. Herkesin içinde. Evet. Ya onlar Amerika'da yaşamışlar ya, kızım böyle babamın yanında filan beni yemeğe davet etti. Ne dedin sen? Kabul ettim. Aa! İstemeye kabul mü ettin? Yani çok hani istemeyerek sayılmaz yani. Merak ediyorum çocuğu, bir tanıyayım bakayım. Hani bir şans vereyim diyorum. Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Keşke bilebilseydik planlarımızın sonunu. Çekmezdik belki bunca kederi. Geleceğiz. Oo! Mahallemizin Mehmetçiği gelmiş. Sami kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Bahtiyar abi ne Mehmetçi? Samicik o, Samicik. Samicik gel Samicik. Ya vallahi bak Mustafa yapıştıracağım zaten sinirlenip tepemde. Moralim bozuk zaten. Hayırdır, ne oldu ya? Kepi kaybettim Mehmet abi. Ne? Hayda! Sami, sen ne diyorsun kardeş? Ne diyorum? İşte kepi kaybettim diyorum. Allah! Ya otobüsten geliyordum. Böyle kafamdaydı. Çıkardım, kemerin şeyine taktım onu. Otobüste inerken hemen top kafamı takarım diye. Elimi bir attım. Yok, kep düşmüş. Ne oldu ya? Abicim hemen durdursaydın ya otobüsü. Ya durdurayım da sanki ben deyince otobüs duruyor. Ulan hop bastı gitti vallahi. Sami, sen ne yaptın ya? İşte kepik şey. Ne yaptın sen ya? Ya devletin malı, devletin kepi kaybedilir mi ya? Evet, askerlik şey abicim, ne yaptın ya? Sen ne diyorsun kardeş ya? Kepi kaybetmişsin ya. Vallahi kötü olmuş ya. Evet ya, kötü kaybettin. Evet. Sen söyleyince vallahi ben kötü kaybetmişim Mehmet abi ya. Bitmez senin askerlik. Ne diyorum ben? Bitmez. Tabii ya. Tabii abicim ya. Asker malı abi, nasıl kaybedersin? Hayret bir şey ya. Aşk aslında kavuşamamaktır derler ya. Bunu benden daha iyi kimse bilemez. Onu her gün görmek ama dokunamamak. Sevdiğini söylemek isteyip söyleyememek. Hep özlemek. Ve en kötüsü de başkalarının onun etrafında dolaşmasına şahit olmak. Ahmetciğim. Anne. İyi misin sen? İyiyim anne. Bir şey yok değil mi? Yok, bir şey yok. Sanki ben anlamıyorum. O kız değil mi gene? Anne. Gülden ya. Bir de ev ekonomisi kursu çıktı başıma ya. Ben nasıl kurtulacağım? Bir yolunu bulmam lazım. Aman bir yolunu bulmam lazım. En baştan annene hayır deseydin hayatım. Allah Allah. Gidemeyeceğim falan deseydin. Ay nasıl diyeceğim? Nasıl diyebilirim acaba? Yoksa sürekli başımda böyle vır vır konuşacaktı. Yani o da doğru ama yani senin şu insanlara hayır diyemem huyundan vazgeçmen lazım Nazlıcığım. Aa söyleyene bak. Sen değil misin çocuğun yemek teklifini öyle pat diye kabul eden? Ama yani ya annemlere çok ısrar etti, sen de biliyorsun. Ayrıca yani bir kez yemek yemekten hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Ya tabii bir kez yemek yemekten hiçbir şey olmaz diye düşünüyorsun. Bir bakmışsın evlenivermişsin çocukla. Ay Nazlı saçmalıyorsun iyice. Her merhaba diyenle evlenecek halim yok herhalde. Bilmiyorum artık ben yani. Aşk bu. Ya çocuk aşık olmuşsa sana? Benim de aşık olmam lazım. Kız Nazlı. Ay kim kime aşık annem? Şimdi ben anlayamadım durumu. Yok Nurten abla biz şeyden bahsediyoruz. Dallas'tan bahsediyoruz. Başka bir şeyle ilgisi yok yani. Tamam mı? Hadi görüşürüz Gülden. Öpeyim de. Hadi bay bay. Ahmet abi. Evet. Sen iyi misin ya? İyiyim dedim ya. Ha, yok bana demedin de. Tamam sana da diyorum iyiyim. Ne diyorsun? Ya iyiyim, iyiyim. Ama iyiyim, bir dakika Ahmet abi, bir dakika. İyi halim buysa. İyiyim. İmdat! Ah. Ah. Abi ne oluyor ya? Nazlı gel buraya gel. Gel otur şuraya. Ya git otur. Ay tamam abi niye bağırıyorsun ya? Aa, ne oluyor? Ne oldu? Dün siz konuşurken duydum ben. Bu Gülden kiminle yemeğe gidiyormuş? İşte ben de onu söyledim sana. Şahin sus! Nazlı konuş. Şey abicim, şeyle gidiyormuş. Gülden'in ailesinin bir aile dostunun oğlu varmış. Evet. Ondan sonra Gülden'in ailesi de o çocuğu Gülden'le evlendirmek istiyormuş. Ama Gülden istemiyor yani. Hiç istemiyor diye şey biliyorum. Tamam madem istemiyor, elin çocuğuyla niye yemeğe gidiyor Nazlı? Bilmiyorum abicim. Ahmet abi, belki onların kardeşleri, onların... Ya Sami Aga, sen bilmez misin ya askerlikteki hep namus demek? Nasıl kaybediyorsun ya? Namus mu? Bu şey için değil miydi, o tüfek için söylemiyor muydu onu? Kep de namustur. Ah. Tabii, kep de namus. Mesela şimdi böyle bir subay geldi. Nerede? Dur la dur. Mesela diyorum, misal. Bir subay geçti. Nasıl selam vereceksin ona? Abim ya. Hop. Çok güzel, işte böyle ver. Çok iyi. Sonra da gör. Sami sen ne yapıyorsun abiciğim? Bu sana devletin verdiği emanet. Devlet emanet vermiş. Nasıl kaybedersin abiciğim? Niye dikkat etmiyorsun? Evet bak Mehmet abi doğru söylüyor bir kere. Yahu Sami, elbise bir kere namustur. Sen namusunu nasıl kaybedersen ha? Kep gitti, ne olur Allah göstermesin. Oldu mu? Yahu bir düğme bile o kadar önemli ki. Şimdi sana bir şey soracağım. Şimdi ben senden kıdemli biri olarak bilem ki... ...sen benim şapkamı hiç o yanı bu yana attığımı, he? Oraya buraya koyduğumu gördün mü? Görmedim. Şimdi Sami abi, Allah verip göstermesin. Ben şimdi am bu tabancayı... Ne yapıyorsun? Sakin olun. Sok öteme. Bir dakika. Şimdi ben boş yere amburdan bir tane pıt atsam... ...devlet hesabını sorar mı, sormaz mı? He? Bana bak, sen şimdi bu sabah namussuz, kepini kaybetmiş bir içimde... ...bu birliğe teslim olacaksan hiç teslim ama daha iyi. Orada, abartın iyice. Buldunuz benim gibi bir tane garip yetimi. Abartın hadi. Ha, bir dakika. Sen şimdi abicim buradan hemen mercan yokuşuna gidiyorsun. Tabii mercan yokuşu, orada her şeyi bulursun askerlikle ilgili. Şapka, düğme, apalet, ne istersen her şey var askerlikle ilgili. Vallahi Mehmet abi. Hii, aklına bin yaşa. Vallahi bak ne varsa Mehmet abi de var. Bak işte ne bu? Tecrübe. Vallahi abi. Dur, nereye koşuyorsun ya? Beyazıt, sen gidene kadar kapanır o dükkanlar. Bitti, bitti, bitti. Yandı bunun askerliği ya. Bitmez. Dur lan! Ağzına hayırlı bir şey çıksın. Belki yakalarım bir tanesini. Dur Mehmet abi. Hadi, hadi. Ne zaman gidiyorlar yemeğe? Nereye gidiyorlar? Bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. Nasıl bilmiyor bu Nazlı ya? Nasıl bilmiyor ya? Ver çocuğuna adresini ver, eşkalini ver. Nasıl bilmiyor? Verse de şimdi gidelim. Ağzını burnunu falan kıralım, bir şeyler yaparız yani. Ne yapıyorsun? Ben daha çocuğu tanımıyorum bile ya. Bilmiyorum, görmedim çocuğu. Nereye gideceklerini de bilmiyorum. Aa. Zamanını söyle bari. Ne zaman gidiyorlar yemeğe? Bugün mü, yarın mı? Yarın. Ama abi bak gerçekten yani Gülden çok gitmek istemiyor. Sadece hani ailesinin, dostunun hani çocuğu diye gidiyor, kırmamak için. Gerçekten bak. Ha, Gülden çocuğu kıramıyor. Güzel. Gülden onu kıramıyorsa ben o çocuğu onun yerine ağzını burnunu kırarım. Hayır ya. Abi bak gerçekten böyle garip şeyler yapma. Hakikaten çok itici oluyorsun yani o zaman. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Kızı biz açacağız mı, bırakalım mı? Çocuğu bırakalım. Allah ağzını onu kırarım çocuğu. Yapacak bir şey yok. Zorla güzellik olmaz. Ne yapalım? Madem çocuğa bırakmak istemiyorsunuz, kendiniz çıkaracaksınız yemeği. O zaman kendiniz evlilik teklif edeceksiniz. Elinizi çabuk tutacaksınız biraz. Ne yapalım? İşte ben bunlara yapabiliyorum da işte Ahmet abi yapamıyor, anladın mı? Ya ben bunun adamı var ya. Gel buraya, gel. Gel buraya. Ben fazla çekingen davranıyormuşum da, elimi çabuk tutmam gerekiyormuş da, ben elimi çabuk tutmazsam elin oğlu gelip böyle Gülden'i yemeğe çık... Ya o kim oluyor ya? O kim oluyor da benim Gülden'imi yemeğe çıkarıyor? Kim o ya? Ne bileyim ben kim ya? Bana bağırıp durma. Bana bağırıp durma kim diye ya. Allah Allah, beni de beynimi döndürdün ha. Nazlı doğru söylemiş. Sen çıkartmadığın sürece her gün biri bu kızı yemeğe çıkartacak. Sen çıkartana kadar başkası çıkartacak. Net. Net. Ben ona bir sağ kuraşa çıkartacağım, ağzını burnunu kıracağım ona. Ağzını burnunu kıracağım. Dişlerini dökeceğim, eline vereceğim. 32 tane sayacak, 32 tane varsa. Aha. Çok iyi olur. Gülden bayılır. Gülden vahşet seviyor. Benim tanıdığım Gülden vahşeti, kanı seviyor. Vallahi ciddi diyorum. Ayır, ağzını ayır böyle. Ya abuk sabuk konuşma. Kıza da rezil olacaksın, kendini de rezil edeceksin. İlişkiyi de mahvedeceksin. Biraz sakin ol ya. Biraz sakinim ben, sakinim. Gülden nereden biliyorsun bozulacağını? Biliyor oğlum, ona ilgi duydum, onu sevdiğimi biliyor. Bence hoşuna gider. Sen iyice delirdin ha. İyice delirdin sen. O aşk seni hasta etti. Beynin döndü senin artık. Benim beynim falan dönmedi. Ben hasta da olmadım. Biliyorum oğlum, Gülden seviyor beni. Benim onu sevdiğim kadar seviyor. Bilmez miyim ben ya? Hisseder insan. Zaten Gülden de istemiyormuş. Sadece parası var oğlum onun. Başka neyi var yani? Bir göreyim. Çekip alacağım Gülden'i kolundan. Göreceksin. Bana bak birader. Ben bu kızı seviyorum. Hem de gördüğüm ilk andan itibaren seviyorum. Deliler gibi seviyorum. Onu gördüğüm andan itibaren aldığım her nefes onun için. Kalbimin her çırpıntısı onun için. Paran var diye o kızın elini tutabileceğini mi sanıyorsun? Senin paran bizim aşkımızı satın alabilir mi? Alabilir mi? Ahmet! Aşkım. Yalnız sen böyle her önüne gelene dalıyorsun ama bir gün baltayı taşa vuracaksın. Karşına Rocky Balboa gibi bir aygır çıkacak. Sana bir koyacak. İşte o zaman göreceksin dünyanın kaç bucak olduğunu. Gülden'e de rezil olacaksın. Bir daha da senin suratına bakmayacak. Ben dayak yiyeceğim. Hem de Gülden'in yanında. Bana bak birader. Ben bu kızı seviyorum. Gördüğüm ilk andan itibaren seviyorum hem de. Onu ilk gördüğüm andan itibaren aldığım her nefes onun için. Kalbimin her çarpıntısı onun için. Paran var diye onun elini tutabileceğini mi sanıyorsun sen? He? Senin paran bizim aşkımızı satın alabilir mi? Satın alabilir mi? Sakın kalkma. Bir, nakal! Nakal! Yuh! Abartma sen de. Abart, bir de sayıyor bana orada. Allah Allah. Ondan geriye saydık. Kalkaydın. Kalkaydın. Bekleseydin kalkıyordum. Ya abicim, psikopata bağlama. Artık biraz sakin bir adam ol. Kurban olayım. Bak, zorla güzellik olmaz. Eğer bir kızı seviyorsan kararlarına saygı duyacaksın. Ergun ya, sen ne pısırık ne yumuşak bir adam oldun sen ya. Ben? Evet. Yumuşak oldum? Evet. Pısırık oldum ben, evet. Öyle mi? Evet. Tamam, iyi, ben öyleyim. Sen bir kere benim dediğimi yapaydın zaten. Sen bugün Gülden'le çoktan evlenmiştin. Bak, sana son kez söylüyorum. Bir kızı seviyorsan ama gerçekten seviyorsan bırak gitsin. Dönerse senindir. Dönmezse zaten hiç olmamıştır. Ulan çok güzel cümle buldum yine. Buna var ya, sadece buna film çekilir. Yemin ediyorum bak. Haklısın. Efendim? Haklısın. Biraz ağzını tam çevir. Haklısın. Allah Allah. Doğru söylüyorsun. Allah Allah. Tamam, zor bunu söylemek ama bak söylüyor. Haklısın. Haklıyım tabii. Kızın aşığı mıyım, sapığı mıyım belli değil. Ama bu sefer farklı. Tamam. Dediğin gibi olsun. Seni dinleyeceğim. Kılımı bile kıpırdatmayacağım. Sabredeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Sabredip bekleyeceğim. Çağatay. Ne oluyor be? Ne oluyor? Bari. Nerede? Dur. Abi ne yapıyorsun? Anı yaşıyorum Çaçı. Dur, nerede? Bir sakin ol. Dur. Tamam, dur. Panik yok. Bir saniye. Dur. Ay, dışarıdan insanlar duyacak, bir şeyler zannedecek. Hadi dur. Fotoğrafını çekerim. Sami abiyi mahkemeye vereyim. Gel. Ne fotoğrafı Niyaz abi ya? Gel. Otur şuraya. Bir dakika ya aman. İş yerinde temizlik kurallarına dikkat etmeyen, böcek, fare vesaire çıkan esnafın gözünün yaşına bakılmayacak. Vallahi benim mallar temiz, tertemiz, ekstra. Ben bugün bile hala kendim tek tek gidip seçiyorum halden. Helal birader, helal. Recep abi, yalnız şimdi bizim bu şekerlilere karınca geliyor ya. Yani ona da ceza var mıdır acaba karıncaya? Vallahi burada böcek, fare vesaire diyor. Vesairenin içine karınca da girebilir. İyi de şimdi bu karınca tiskinç bir hayvan değil ki. Hem çalışkan bir hayvan. Yani bizim gibi ekmeğinin peşinde örnek bir hayvan, anladın mı? Vallahi benden bir şey çıkmaz berber dükkanında. En fazla kıl çıkar. Onun için ben rahat. Senden kıl çıksın sorun değil. Çorbadan çıkınca kötü oluyor be. Nazlıcığım, nasıl geçti ev ekonomisi kursu? Çok güzel geçti anneciğim. Yani o kadar güzel şeyler öğrendim ki. Nazlı, sen bile kursa mı gidiyorsun? Ama çok okumaya azimliymişsin sen ya. Sağ ol babacığım, öyleyim. Nazlı, biz bu kursa para veriyor muyuz? Yok, vermiyoruz babacığım, bedava. Yok. Aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ya tabii. Bedavaysa hemen git, hemen oku. Ne buluyorsan oku. Kursun amacı da bu zaten. Yani para vermeden ev ekonomisine katkıda bulunmak yani. Hani tasarruflu olmak. Mesela evdeki eski eşyaları hani değerlendirmek gibi. Çok güzel kursmuş ya. Bravo ya. Çok güzel, çok değerli, çok önemli bir kurs. En önemli kurslardan biri bu ya. Tabii. Aferin. Çocuklar, yarın hepiniz yazılıyorsunuz bu kursa. Bizim bir savurganlığımız yok ki zaten baba. Yalnız benim bir pantolon ihtiyacım var. Ben onu hemen not edeyim çünkü ben bol paçayı sevmiyorum ya. Ben dar paça seviyorum. Yani ne bileyim, halledebilirsek mutlu olurum. Nazlı, kursta Şahin için bir şey diyorlar mı? Niye Şahin'den bahsetsinler kursta Fehmi'ciğim? Ya işte ev ekonomisi kursu değil mi? Şahin'in olduğu evde ekonomi nasıl yapılır ya? Mutlaka bir şey diyorlardır kursta bu Şahin'e ya. Böyle yularından boşanmış gibi devamlı yemek yiyor. Yani Şahin'in olduğu yerde ev ekonomisi nasıl olur? Mutlaka bir şey diyorlardır. Yani işte sen benim böyle yediklerimi mi sayıyorsun? Ben anlamadım ya. Ne diyorsun sen ya? Sayamıyorum ki ya. O kadar hızlı diyorsun ki aradan mutlaka kaçıyor. Şuraya bak. Sen 3 kaşık alıyorsun, ben onu 1 diye sayıyorum. Çok hızlı, çok hızlı. Hızlı çekim gibi ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani Şahin'den bahsetmiyorlar ama beslenmeyle ilgili çok önemli şeyler öğrettiler. Hepsini anlatacağım ben size. Evet. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Bunların hepsini anlat. Bundan sonra Nazlı ne diyorsa ona uyulacak bu evde, ona göre. Nazlı diyorum ne diyorsa ona uyulacak. Tamam. Tamam Fehmi'ciğim. Tamam. Anlıyorum, sen merak etme. Yok. Ben neredim ya? Ben anlamadım, yerken konuşamıyorum bunları. Yerken boğazda da kurtulacak ya. Ah be hayatım, nerede kaldın? Bak. O kadar da yemeği bekledik seni. Ya Şükriye, şimdi benim derdim yemek mi Allah aşkına? Yemek benim derdim. Niye? Ne demek niye? Zaten canım burnumda. Ne oldu more evladım sana? Bir şey mi yapsınlar askerde sana? Savaş mı çıktı more? Yok be anacığım, ne yapacaklar? Ne savaşı Allah aşkına? Kepi kaybettim, onu bulamadım. Yemek koşturduk mercan kuşuna uğurda şeyler var, dükkanlar var bulayım diye. Hepsi kapalı. Evet, yarın sabah nasıl gireceğim nizamiyeden içeri, onu düşünüyorum ben. Ne olur kepsizci dersen? Ya ne demek ne olur anacığım ya? Olur mu şey? Devlet malı. Devlet malı, vallahi hesap sorar adamlar. Ya baba, ben bugün pastanede fare gördüm biliyor musun? Fare mi gördün? Ya ağret bir şey ya. Benim derdim burada almış gitmiş, ben ne diyorum sana? Sen bana diyor ki dükkanda fare gördüm. Hayret bir şey. Ya babacığım hayret bir şey diyorsun ama ortalarda dolaşıyor böyle. Ya müşteri görürse? Ya ne demek görürse? Vursun patalanak bir tane kafasına, ıtar gider bundan sonra ya. Ay ben vuramam vallahi kafasına. Ya ne demek vuramam? Benim burada askerliğim yanıyor. Askerliğim yanıyor. Sizin dediğin lafa bak. Ne demek askerliğin yanması? Böyle yanıyor, böyle yanıyor. Nasıl yanıyor? Böyle yanıyor. Oturuyorum, bakıyorum kardeşim. Ne kadar güzel yanıyor ya. Ya diyorum ki Şükrü her bir şey anlamıyor vallahi. İşine gelen her şeyi anlıyorsun da bunu anlamıyorsun. Askerliğimi ne diyorum? Uzuyor diyorum. Artık bir ay mı olur? Bir sene mi olur? Ay! Aydan fazla olur. Ayı geçer o muhtemelen. Ay! Tamam, bu daha doğru oldu. Evet. Oh, burası uçtur, yolu yokuştur. Oh, giden gelmiyor. Acep ne iştir. Anacığım sen şimdi bunu böyle söyleyince ben bayağı bir korktum valla. Evladım, kışlanın içinde. Ay çok fena oldu. Vallahi bir çöktüm ha ya. İnşallah olmaz Zül evladım, inşallah olmaz. Hay, diçem ben sana bir tane kep, diçem. Çesem paçalardan buradan, yapan biçem sana. Bilmiyorum ya, ilkokula mı gidiyorum ben? Kafada şeyler gideceğim. Böyle bir şey olmaz, uydururum ben bir şey. Sen uydurursun da, onların uyduracağı ne olacak? Olmaz. Oh, oh, ailesi vay Fato. Oh, Fato neymiş çilen senin Fato. Hakkını helal et Şükrü. Oh, buradan böyle. Ay. Gidelim mi? Tabii. Hoca ya, sen her şeyi düşünürsün. Su elin çok şanslı. Keşke Türk'ünde senin gibi bir koca bulursun. Bence... Artık televizyonu kapatmamız lazım. O ne o? Çünkü baksana anneciğim, elektriğe zam gelmiş. Hem de 75 kuruş. Tasarruflamamız gerekiyor. Ama Dallas var. Vallahi ben bilmem. Ev ekonomisi öyle demiyor usta. Dallas izleyin demiyor. Tasarruf yapın diyor anneciğim. Ne yapıyoruz baba? Nazlı'nın dediğini mi yapıyoruz? Tabii, gayet tabii ya. Çok doğru. Elektriğe zam gelmiş, televizyonu hemen kapat. Üstteki regülatörü de kapat. O kırmızı ışık yanıyor. Deli gibi ceyran çeker o ya, deli gibi. Fehmiciğim ama Ceyar şeye gidiyordu, tam şey olacaktı orada hemen. Ya Rukiye bırak, nereye gidiyorsa gitsin herif ya. Allah Allah, bize ne ya? Ceyar mı ödüyor bizim elektrik parasını? Bırak gitsin abi, serbest bırak adamı ya. Olmaz ki. Acık para var bende şimdi, onu versem... Açsak, seyretsek, sonra şey yapsak... Olmuyor böyle. Aa, olmaz tabii anne. Ev ekonomisi bu. Ya senin paran hepimizin parası. Böyle çarçur edebilir miyiz? Edemeyiz. Vay be. Halk eğitime bak sen. Bu evde ilk defa Dallas varken televizyonu kapattırdı. Heh. Helal olsun. Bence baba, bence ışıkları da kapatmamız lazım. Ha? Çünkü yok. Ama öyle deme, elektriğe zam geldiği için tasarruf yapacağız. Anneciğim kapatmamız lazım hepsini. Saat daha 9:30 ama yani. Ya Nazlı çok haklı, çok haklı. Deli gibi elektrik yakıyoruz evde ya. Bütün ambalar açık, Allah Allah. Özellikle Şahin. Şahin acayip elektrik yakıyor ya. Sabahtan akşama kadar bakıyorum, odasında oturuyor sabaha kadar. Niye oturuyorsun, niye oturuyorsun ya? Yatsana. Ya, yani işte kusura bakma da yani. Ben ne yapsam böyle gece batıyorum ya yani. Diğerlerine hiçbir şey söylemiyorsun. Bana söylüyorsun yani hep alttan alttan. Hep alttan alttan. Hı. Böyle çok güzel olacak böyle. Çok daha güzel. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Almanya'da ben böyle bir şey görmedim ha. Allah'a görmedim. Çok iyi oluyor. Açayım biraz böyle. Çok güzel oldu. Evet. Ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne yapacağız böyle Fehmiciğim? Yani ne yapacağız böyle? Evet. Nazlı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yani isteyen gidip yatabilir. Çünkü yani uyumanın bir maliyeti yok. Vallahi sen gülüyorum ya, başka bir şey yapmıyorum. Ben dışarı çıkıyorum ya, ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Pef hepinize ya, pef hepinize ya. Durduğun kabahat, ben de çıktım kahveye. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ya en iyisi ben de bir kahveye gideyim de Şu şeyi merak ettim ya. Ceyar nereye gidiyor? Onu çok merak. Onu bir öğrenim gelin ben ya. Olmaz. Babacığım gidemezsin kahveye. Kahve demek çay kahve masrafı demek. Olmaz. Tasarruflamamız lazım. Gitme. Ne gidiyor acaba? Abi Seçil şu mektubu göndermemiş olsaydı... Şimdi Sevda ile evleniyordum yani. Ya hata mı yapıyorum, ne yapıyorum? Vallahi... Niye hata olsun be Çaçı? Niye hata olsun? Abi ne bileyim yani... Seçil geri gelir mi? Gelmez mi? Gelirse ne zaman gelir? Hani geldi hadi filan. Bilmiyorum ki. Seven beklemeyi de bilmeli be Çaçı. Sabır. Bence sabır aşkın en büyük erdemlerinden biri. Bence bekle. Eninde sonunda gelecektir. Var mı senin de beklediğin biri? Var bacı. Yok. Acı yani. Büyük bir acı olmaması. Ben de isterdim. Senin gibi sevmeyi böyle... Beklenmeyi veya beklemeyi. Çok özlüyorum. Özlersin. Özlersin. Hadi. Hadi birer çay içelim. Nerede benim üniformam nerede? Nerede? Aa, onları dün akşam yıkadım. Balkona astım. Ha. Hadi kahvaltıya otur. Tamam. Oh vallahi onları da kaybettim diye acayip korktum ha. Yok yok merak etme ben şimdi alırım. Ha. Zaten balkonda işim var. Sardunyalarımın saksısını yerini değişecektim. Onu yerine yerleştireyim. Ondan sonra alır gelirim. Tamam. İcicele etme. Ne yapacaksın ya? Benim üniformam orada dursun. Ama ne uğraşacaksın? Saksıları al, oraya koy. Ulanmazsa buraya koy. Evet. Beğenmezse oraya koy. Evet evet. Ya ne diyor Şükrü'ye? Ben zaten kepemi kaybetmişim. Nasıl gireceğim içeriye diye korkuyorum. Böyle pijamayla mı gireceğim nizamiye? Sen tutturmuşsun hala saksılarımın yeri. Ama yok, hadi. Sardunyalarım. Alayım, alayım. Tamam. Niyazi. Ah, neyim sen? Bekir abi. Ne? Var ya. Ne? Allah'ın sevgili kulusun ya. Ben mi? Ben de çekmek için birilerini arıyordum. Ne çeksek? Fotoğraf. Dur. Senin süper fotoğraflarını çekeceğim şimdi. Bir dakika. Yine öyle. Bir dakika. Nasıl durayım? Bir dakika. Heh. Böyle iyi mi? Heh. Böyle iyi. Tamam süper. Şimdi var ya. Süper fotoğraflarını çekeceğim senin. Sakın kıpırdama. Daha yeni öğreniyorum. Vallahi bulanık çıkar ha. Dur. Bir dakika. Şu böyleydi. Ha, tamam. Bela nasıl? Bela olur mu? Tamam dur. Hareket etme. Tamam dur. Bir dakika, kıpırdama. Burnum tamam. Kaşındı bir dakika. Tamam, şimdi çek. Heh, tamam. Ya bu mesafe kısa sanki. Dur bir dakika. Beni buradan alır mı ki boyundan? Niye güldün? Bekir abi. Ne? Ya 1.50 boyunda bir adamsın. Evet. Seni almayacak da kim alacak? Tamam hadi çek tamam. Dur güldür ya. Durup dururken güldürme beni. Şükriye. Hadi canım. Davını açtık ama. Ya. Evet. Ay demek akşam yağmur atıştırdı. Olsun olsun. Sen hiç merak etme. Ben hemen ütüyle hallediveririm. Ya niye hallediyorsun sen ütüyle kurtup? Hayret bir şey ya. Olur mu öyle şey? Zaten kepi kaybettik. Islak ıslak biteceğim nizamiyeden içeri. Sen hiç merak etme, hallederim ben. Niye hallediyorsunuz? Hallederim. Hala çiçeklerle uğraşıyorum, ben ne diyorum? Koyayım bunu yerine sonra. Ya bırak şimdi uçağım bunları hallet. Halletme. Ya bırak. Şükrü benden yürüme. Ya bırak. Çektim. Neydi sen Sami abi? Aynı Bekir, sen ne yapıyorsun ya? Neydi sen direm, neydi, ne ettin? Ne ettim? Ne ettin? Ay. Niyazi! Ulan Niyazi! Eyvallah. Niyazi! Gitti, gördün mü? Nereye gitti? Gitti! Niyazi! Abi! Aa. Vay öleydim ben, vay öleydim. Bekir! Dur, söyle ona hiçbir yere gitmişim, ben hemen geliyorum, dur. Ay nereye gidecek adam? Şimdi bir şey soracağım. Kahvaltının hepsi bu kadar mı? Evet babacığım, bu kadar. Niye? Ev ekonomisi. Tamam da şimdi çocuğum yani doyar mı şimdi bu kadarcıkla insanlar? Doyar. Kursta bize öğretiyorlar sağlıklı bir aile nasıl beslenir. Bu kadar kahvaltıyla beslenmesi gerekiyor yani. Yeterli. Bundan fazlası israf. Ha, ben anlıyorum. Bana böyle ufak böyle mesajlar değil mi bunlar? Ben anlıyorum yani. Az ye demek. Az ye diyorsunuz bana yani değil mi? Ya kızım, bu kadarcık yemekle sağlıklı yaşanmaz ki. Bu kadarcık yemekle ölünür. Ay babacığım olur mu ya? Az yemek çok sağlıklı bir şey. Yani çok yemek hem gereksiz böyle israf hem de ne bileyim işte gereksiz tüketim yani. Hem de çok yemek nasıl bir şey biliyor musun? Kilo almak demek, bütün hastalıklara da davetiye çıkarmak demek yani. Ama eğer beni dinlemeyecekseniz ben gitmeyeyim bu kursa artık. Yok sen devam et sen anneciğim, bırakma, devam et. Ya bu senin gösterdiğin kadar yersek para bile biriktiririz. Yakında zengin oluruz ya. Niyazi! 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 Ya öldün mü Niyazi? Abi vurup durma ya, vurup durma. Öldüyse cevap veremez ki zaten. Öldün mü? Ha evet öldün mü diyecek. Vurma Allah aşkına ya. Lan Çağatay, ne oldu oğlum buna? Fokbola gibi yatıyor yerde. Kafasına saksı düştü. Hayda, Atilla mayda. Nereden düştü ya? Sami abinin balkondan. Ya bu adamın kafasını aldığı darbe kadar hiç kimse darbe almamıştır ya. Yaşıyor mu ya? Bir şey oldu, yaşıyor. Kalbi atıyor, ben baktım yaşıyor. Oh, tamam, oh. Yaşıyor. Tamam, aman. Ya oğlum bari şu kısmetsizi birisi hastaneye götürsün ya. Bakacağınıza götürseniz oğlum. Ha doğru söylüyorsun, vallahi kafa bu. Önemli, kafasına saksı düştü çünkü. Doğru. Peki, sen bunu al, hemen hastaneye götür, ben de hemen birliğe gideyim. Hele sıfatana, hele söylediğin söze bak. Adam burada ölür, can verir. Sen desen ki ben askere gideceğim. Gideceğim tabii, zaten hep gitmiş. Bir de askerlik gitmesin. Zaten zor durumdayım. Şey yapmışım, götürme hemencik. Sami Aga, ben sana bir şey diyeyim mi? Bak, bu sefer senin askerlik kesin yanar bile der. Abi hadi bir kaldıralım. Ya sen git. Ya, nasıl kaldıracağız oğlum bunu? Yerde bilmiyorum ki. Arkadaşlar hadi. Sen git. Hele gelin. Kaçıyorum lan bu. Gel. Bismillah. Bismillah. Dur, dikkat. Belli bir şey olmaz. Yavaş. Mesela dışarıdaki bütün böyle gereksiz harcamalardan falan kaçınmamız gerekiyor babacığım. Nasıl? Kahveye gitmeyeceğiz mesela, orada çay içmeyeceğiz. Evimizde içeceğiz çayımızı yani. Olur mu canım? Allah Allah! Olmaz öyle. Baba sıkılıyor sonra, daralıyor, bir çıkıyor, hava alıyor falan. Değil mi Fehmiciğim? Yok canım, Nazlı çok haklı. Yani kahveye, çaya acayip zam geldi ya. Acayip. Hiç gerek yok. Evde içerim. Çayı, kahveyi evde içerim. Çok doğru, çok doğru. Vallahi ben bilmem çünkü babam ne dedi? Nazlı ne söylüyorsa onu yapın dedi. Yoksa ben gitmeyeyim bu kursa, hiç de bir şey anlatmayayım yani. Sen git gel, sen git gel. Çok doğru ya, çok önemli. O söylediklerin hepsi, çok en önemlisi onlar zaten ya. Bence o zaman hani bir iki bir şey alınacaktı. Sen onları alıp gelseydin bari. Aa olmaz, o da olmuyor. Neden? Çünkü öyle tek tek alışveriş yapamıyoruz anneciğim. Tabii. Hayır. Tabii. Öyle biriktirip alacaklarını toptan alacaksın. Çünkü toplu alışveriş daha mantıklı yani, ha, hesaplı. Çok önemli. Bu en önemlisi bu işte. Biriktiriyorsun, gidip toplu alıyorsun. Çok önemli ya, çok önemli. Evet. Mesela ne yapıyoruz biliyor musun? Hı. Tasarruflu olmak için. Manavdan alışveriş falan yapmıyoruz. Pazara gidiyoruz. Pazara da öyle gündüz vakti gitmiyoruz. Akşam oluyor çünkü akşam daha ucuz oluyor pazar. Akşam gidiyoruz pazara. Tamam mı? Bir de ne var? Et ve balık alacaksak da böyle takip ediyoruz. Nerede en ucuzu var, oraya gidip alıyoruz. Daha böyle az kahvaltı çok bereketli oluyor ya. Ye bitmiyor, çok acayip. Çünkü bitmesin diye az az koyuyorsun. Ve çok uzun sürüyor ya. Atıyorsun ağzına, böyle sanki ağzın çok doluymuş gibi yaptığın zaman çok acayip havalı oluyor ya. Fırla güneşe doğru. Hadi fırla. Fırla oğlum. Fırla. 3 tur dolandın etrafımızda. Hadi güzel değil mi? Çok güzel evet. Sanki böyle konuşuyor gibi değil mi bizle? Ben uyandığımdan beri sanki duyuyorum ha. Hadi diyor el ele tutuşun, sahile inin diyor. Vallahi billahi ya. Hava mı diyor? Hava diyor. Nazlı da diyor ki olmaz diyor. Çünkü abim görür diyor. Oho. Diyor ama hava. Yani böyle olmaz ki diyor. Sen diyor merak etme diyor ya hava. Bir sürü yer biliyorum ben. Abinin bizi göremeyeceği diyor. İnceden sıvışırız diyor. Hep diyor bütün gün diyor kuru hava aldınız diyor. Bir de diyor gidin deniz havasını görün diyor. Teneffüs edin diyor. Hava ya bunlar tabii. Havalar birbirini biliyor yani. Öyle birbirlerini övüyor. O zaman Nazlı da diyor ki akşam diyor ev ekonomisi kursum var diyor. Kursa gidermiş gibi diyor. Evden çıkıp diyor sahile gidebilirim diyor. Kurban olurum sana diyor. Ergun diyor ona. Hava diyemez. Onu gebertirim havayı ben. Yani sen diyor bir tanesin diyor hava. Nazlı da diyor ki ama diyor artık diyor sen şu sakallarını bir kessen diyor. Yani orman kaçkını gibi oldun diyor Nazlı. Şimdi havada diyor ki havada havanı alırsın diyor. Havanı alırsın. O zaman tamam. Akşama doldururum ben. Sen de gelir alırsın tamam mı abisi? Ay tamam. Çok sağ ol Ergun abi. Tamam canım. Sağ ol. Ergun ne haber? İyidir Ahmet'im. Senden ne haber? İyidir Nazlı. Abi. Sen bu aralar amma kaset dolduruyorsun kız. Aa çok mu doldurdum ya? Ha çok dolduruyorsun. Ya halim bu ya. Abicim ne şey yapıyorsun? Kızı ya. Üniversiteye gidiyor, üniversiteye. Her gün yeni şarkılar öğreniyor. Yeniden liste yapıyor. Yaptığı listeyi bana getiriyor. Ben dolduruyorum, eve götürüyor. Kız müzik dinliyor, kültürünü arttırıyor. Müzik ruhun gıdası, gıdasız mı? Kalsın kız. Evet. Ay ben geç kaldım abi, ben gidiyorum ben. Hadi abi. İyi günler. Ya Ergun abi, iyi günler. Abisi. Oğlum ne şey yapıyorsun kıza ya? Kızcağız müzik dinliyor. Bu Niyazi'nin kafasına saksı mı düşmüş? Ha evet sorma. Pastaneye gitti. Döndü şimdi pastaneye çöktü orada öyle duruyor. Var mı bir şey? Yok tabii ki bir şeyi. Taş kafalı çünkü. Neyse. Bir gün kalacak. Bir gün olacak yani. Hepsi bitecek. Biri gitti kaldı 8. Sürüm süründüreceğim Osman abi. süründüreceğim. Ya Niyazi kurban olayım yapma etme. Ya adam esker. Sen şimdi gider şikayet mikayet edersen adamın askerliği yanar gider. Ya zaten istemeden olmuş. Nasıl istemeden olmuş Bekir abi ya? Ama öyle. Nasıl istemeden olmuş Bekir abi? Ya insan bir saksıyı nasıl aşağı doğru atar da adamın tam ortasından vurur ya? Ha? Nasıl? Hem de aşağıda ben varken. İstemeden olmuş. İstemeden nasıl olmuş Bekir abi? İstemeden değil işte. Bu asker ya. Öğrenmiş. Gez göz arpacık. Bum Niyazi. Ya ne komik adamsa ya. Sen de komiksen bilirsen mi? Yani demek ki Sami o kadar becerikli he. Öğrenmiş Bekir abi. Öğrenmiş. Parayı! Gösterin! Gösterin beni! Nerede? Ya ne yapacağım parayı? Vuracak mısın Bekir abi? Tabii Çağatay. Huzur ve güven ortamı bozarlık. Bu benim görevim. Allah'a teşekkür ederim. Silah sesi değil miydi o? Nereden bu? Silah sesi miydi? Nereden geldi? Silah sesi miydi o? Nereden? Çağatay! Ahmet dur! Ahmet dur! Geç Çağatay! Tamam, ben görüyorum orada Çağatay. Tamam. Bir şey yok tamam. Geç yerine! Tamam dur. Uşaklar durun. Durun. Komiserim silahlı çalışma var. Duydum onu Selahattin. Duyduk onu. Durun. Koru beni Selahattin. Gel arkamdan koru beni. Orada durun uşaklar. Gel! Selahattin gel. Gel Selahattin. Nereden geliyor? Silah sesleri nereden geliyor? İçeriden, içeriden. Nereden içeriden? Hani kim ateş ediyor? Komiserim, mermim bitti de sende fazla mermi var mı? Kime ateş ediyorsun? Vurdun mu fareyi? Yok ya Çatatoy'u vuramadım. Ele kız dedi ki o yarı bu yana kaçırdı. Kaçırdım vuramadım. Fare mi? Fareye mi ateş ediyordun sen? Ne yapayım? Huzuru kaçırırdı. Nasıl? Fareye mi ateş ettin? Lan aklına bak arkadaş. Beşer hiç fare tabancadan avlanır mı ya? He? Böyle bir avcılık ben görmedim ya. O mermilerin hesabını devlete vereceksin Bekir. Ben de bir şey zannettim ya. Komiserim harf panik içindeydi. Ne yapacağını şaşırmıştı. Sağa sola kaç. Öyle değil mi Çatatoy? Evet. Evet. Uzatma yürü. Yürü. Zabı tutacağız. Zabı tutacağız. Millet pencerelere çıktı. Hesabını vereceksin onun. Tarihe mermi sıkma. Bu nereden çıktı ya? Of! Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saksı madem öldürmeyecekti, keşke senin kafana düşeydi ya. Niye? Niyesi var mı ya? En azından bir hafızanı kaybederdin, bir süreliğine Gülden'i unuturdun, biz de bir rahat nefes alırdık ya. Ben Gülden'i unutmak istemiyorum ki. Ah, hadaranza. Ne? Gülden. Ha, merhaba Ahmet. Ne haber Ergun? Merhaba. Nereye? Aa bir arkadaşımla buluşacağım da. Gülden, nasıl bir arkadaş bu? Neyse görüşürüz. Evet. Sen gitme. Gel buraya, gel. Buraya. Buraya gel. Daha hala peşinden bakıyor ya. Aa, kime diyorum? Ahmet. Allah Allah. Gitti. Gitti mi? Aa gitti. Ben seni dinledim, peşinden gitmedim. Dua et kötü bir şey olmasın. Yoksa senin ağzını burnunu kırarım. Allah Allah, benim ağzımın burnumun ne suçu varsa bunca yıllık beceriksizliğini onu da anlamadım ya. Ya Selahattin. Mahallenin bekçisi farelere silah sıkmak suretiyle korkuya ve paniğe yol açmış. Olayda mal ve can kaybı yaşanmamış. Yalnız pastacı Sami'nin pastacı dükkanında yazdım mı? Yazdım. 3 delik açılmıştır. Fare yakalanamamıştır. Firari durumda. Komiserim bari vurdu yazsaydık. Hem vurdu yazsaydık. Evet. Vuramamıştım. Fareyi de vuramamıştım. Hem ben yalan ifade yazamam. Başkomiserlik bekliyorum Bekir. Başkomiser olacağım. Riske atamam bir fare yüzünden. Harelinde arananlar listesine koyalım mı komiserim? Değil mi? Senin için de haritadan bir yer beyanıp, bir il beyanıp seni başka bir yere koyalım mı Selahattin? Yok komiserim, koymayalım. Komiserim, ben görevimi yaptım. Bu fareler de bu ülke için anarşik kadar, terör kadar tehlikeli. Değil mi? Buna bir dur demek lazımdı canım. Değil mi? Vallahi. Vallahi. He. O zaman bir ihtilalde fareler için yapalım Bekir. Tanklar falan yürüsün farelerin üstünden. Allah'ını seversen. He. Çok mantıklı. Mermiyle olmuyor ki. O tarafa atılan koyanı kaçır. Bu... Vallahi ezer geçer. He, tanklar eze eze geçsin. Farelere lazım öyle tankmamış bir şey. Ama uşak ne kadar akıllı, görüyor musun? Vallahi komiserim, Bekir benden de akıllı çıktı ya. Evet, evet. İkiniz de çok akıllısın. Akıllısın. Yazdın mı? Yazdım komiserim. İyi. Buyur ablacığım. Elmaya gel, elmaya gel. Sulu sulu elma. Elma güzel. Ben ne yapayım? Fehmi abi. Fehmi abi. Fehmi abi, çok güzel elma geldi. Vereyim mi? Seversin sen. Yok yok, istemem ya. Bizim ailede artık manavdan alışveriş yok. Yasak. Tamamen yasak. Sebep? Ya işte aile ekonomisi ya. Halk Eğitim Merkezi'nde söylemişler. Ne demişler? Aile ekonomisi diye bir şey var ya. Halk Eğitim Merkezi'nde şey demişler. İşte gidin pazardan falan alışveriş edin. Ucuz nereden bulursanız onu alın demişler ya. Çok iyi. Bak vallahi 2 seferdir bunu duyuyorum. Bu Halk Eğitim Merkezi de fazla olmaya başladı ha. Onların yüzünden satışım düştü ya. Ya millet de gidiyor ucuz et aramak için mahalle mahalle geziyor. Nerede arıyorsa mis gibi kasap burada be. Fehmi abi, benim malım ekstra. Allah aşkına bak, şu elmanın güzelliğine bak. Şu hıyara bak, badem yani. Pazarda sen böyle mal bulamazsın ki. Ön tarafa böyle güzelleri koyarlar, arkadan çürükleri sana verirler. Yani ekstra bu mal ya. Biz buraya kira ediyoruz, biraz farkımız olacak yani. Vallahi Mustafa doğru söylüyor. Hem ucuz etin yanisi olur mu ya? Olur tabii ya. Aa, nasıl? Niye olmasın? Nereden biliyorsun olmayacağını? Tabii ya. Ben şimdiye kadar ben 3'ün 5'in hesabını yapmadığım için zengin olamadım ya. Bak bak. Tüh. Şuraya bak ya. Ben o domatese, bibere verdiğim 50 kuruşları, 1 liraları bir kere alsaydım kaçırdım ya. Kaçırdım. Vehbi Koç'tum ben şimdi. Tabii. Ne yani? Vehbi Koç da bir ev ekonomisi okumuş. Okumamış ama adam paranın kıymetini biliyor ya. Ya yapma Fehmi abi. Vehbi Koç da pazara mı gidiyor? Gidiyoruz abi. Niye gitmez? Aa. Vehbi Koç da gider. Üstelik akşamüstü gider. Saat 4.30-5'ten sonra pazara gider. O zaman çok ucuz oluyor pazar ya. Allah Allah. Ya olur mu öyle şey ya? Benim malım ekstra Fehmi abi. Baksana. Bak abi. Bak şuna. Badem. Badem. Al bir ısırık. Ya onları elinden kaldır bademleri, o hıyarları ya. Karıştırıyorum ikinizi. Espri olsun. Çok iyi ya. Uyar dedim ama şey oldu. Alexia. Tut şunu Osman. Sami olsaydı acayip gülerdik. Geçmiş olsun Niyazi. Sağ ol Basri abi. Hasar var mı? Ne dedi doktor? Yok. İyiymişim. Bir şeyim yokmuş. Ama benim hayatla ilgili görüşüm tamamıyla değişti Basri abi. Nasıl değişti? Basri abi, bir senede kafama tam 5 tane darbe aldım. Ya bu bir insan için çok. Benim için hayli hayli çok. Bunu hak etmiyorum. Artık hiçbir şeyden korkmak yok. Evet, ben fare korkumu da yendim ya. Artık bu dünyada bana ölüm yok. Hiçbir şeyden korkmayacağım artık. Bravo Niyazi. Kafana saksı düştükten sonra gövdenin üstünde saksı taşımadığını fark etmişsin. Evet. Artık hiçbir şey için beklemek yok Basri abi. Bundan sonra aklıma ne geliyorsa o anda yaşayacağım. Ne gibi mesela? Sana bir kızdan bahsetmiştim ya. Evet. Hani sen de boş ver Niyazi sana yakışmaz demiştin ya. Hı hı. Artık ben kötü olmaya karar verdim Basri abi. Evet. Aradaki engeli kaldıracağım ve bu olayı tamamıyla kapatacağım. Nasıl yani? Bu makineyle. Evet. Bu makineyle Basri abi. Sakın Niyazi. Sana yakışmaz. Hayır Basri abi. Hayır. Bu sefer değil. Bu sefer seni dinlemeyeceğim. Zaten... hep senin hatırın için bekledim. Dedim ki... Basri abi daha iyisini bilir dedim. Yanlış bir şey yapmayayım dedim. Ama artık beklemek yok. Evet. Beklemeyeceğim artık. Korkmak da yok. Sevmek var. Seviyorum onu. Basri abi. Kimi seviyormuş? Bilmiyorum. Basri abi, sen fareden anlar mısın? Hayır Çağatay. Ben insandan anlarım. İnsandan. Oo. Adam, ödüm çıktı. Ödüm çıktı. Su iç. İdris abi gözünü seveyim ya. Ya beni işe al ya. Allah aşkına işe al ya. Ben biliyorum bu işi ya. Ben çok güzel balık satarım ya. Vallahi billahi diyorum sana ya. Ya tamam da Şahin, şu anda balık mevsimi geçti, iş yok. Ben şu anda çırak yanıma alıp da oğa para verecek durumda değilim. Çünkü ben kazanamayırım. Ya sen kazanamayın da. Ya çok bencilsin ama ya. Çok bencilsin ya. Ben de öyle su atabiliyorum yani. Ben biliyorum yani. Çok iyi biliyorum. Her şey öyle. Şahin abi, ayağını kaldırır mısın? Ne kaldırdım, ne oldu? Ne yapacaksın onunla ya? Satacağım. Nasıl satacaksın? Bak Şahin abi, heh, bunlar çok değerliymiş. Bundan doldurma param çıkacak. Ya bak gördün mü? Çocuk tel toplayıp para kazanıyor. Sen de topla kazan. Ama İdris abi yani diyor ki dondurma parası diyor. Ama çok topla, çok kazan. Bizim çocuklar hep öyle yapaydılar. Simit sataydılar, su sataydılar, limonata sataydılar. Çalışmak isteyene iş çok. Sen benimle uğraşıyorsun ya. Ya esasında İdris abi bu çocuklar var ya... çok dağınık çalışıyor. Yani bir organize falan olursa bu çocuklar daha çok para kazanabilirler. Tabii. Aynen. Anladın mı? Aynen öyle. Sen bu işi yaparsın. Benimle uğraşma. İş yapamam. Evet arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz bu fotoğraf makinesi sadece bir fotoğraf makinesi değil. Aynı zamanda bundan sonraki yaşantınızın görgü tanığı. Bu fotoğraf makinesini alıyorsunuz, fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Yarın bir gün albümünüzü açıp baktığınızda diyorsunuz ki... ah benim butikali kardeşim, iyi ki bu fotoğraf makinesini bana satmışsın. Helal olsun sana diyorsunuz, bana bir teşekkür ediyorsunuz. Bu fotoğraf makinesini alana da... ilk fotoğraf, ilk anı benden hatıra bedava. Tamam, ilk fotoğraf bedava da makine çok pahalı. Onu ne yapacağız butik? Tamam pahalı, pahalı Mesut abi. Doğru ama anıların senin o kadar ucuz mu? Bir albüm ne kadardır sence? He? Abim, o albümün içindeki kızının ilk yürüme fotoğrafı, oğlunun sünneti, nişandaki mutluluk. Bunlar paha biçilebilir mi Mesut abi? Ne bileyim oğlum, kusura bakma hayvan terli, almıyor. Çok güzel ama. Ali arkadaş, Sadece mutlu anların mı fotoğrafını çekiyor makine? Ha? Yani... Acının da fotoğrafını çekebilir mi? Sen bana onu söyle. Ezilen insanların, sömürülen fikirlerin, zulmün fotoğrafını çeker mi? Başı taşla ezilen solun fotoğrafını çeker mi? Sen bana onu söyle. Yani şimdi... Ya bir dakika. Şimdi sol eziliyor da sağ ezilmiyor mu kardeşim? Ya bak, şimdi sözüm ona diyorlar ki... Siyaset yapan herkese eziyorlar. Kimin şarkıları yasaklandı? Kimin fikirleri yasaklandı? Ha? Sen söyle. Onlar sizin fikirleriniz mi yoksa Moskova'dan ithal ettiğiniz bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne dinamit koyan fikirler mi? Al işte ya. Birisi haktan, hukuktan bahsedince dinamit oluyor arkadaş ya. Anlamıyorum ya. Ya siz olmasaydınız biz bu ülkeyi sevmez miydik? Ha? Biz size bu ülkeyi sevmeyi de öğretiriz. Hadi be. Sizden mi öğreneceğiz ya bu ülkeyi sevmeyi? Biz bu ülkeyi seviyoruz arkadaşım, tamam mı? Öğreneceksiniz tabii. Bu ülkeyi böldünüz siz. Biz böldük. Tabii canım, biz böldük. Bu faşist ihtilal de geldi, birleştirdi. Ya ihtilal birleştirdi diyen kim? Allah ihtilalin cezasını versin. Yeter! Ne demek Allah ihtilalin cezasını versin? Ne demek? Siz ihtilale karşı mısınız? 12 Eylül evveline mi dönmek istiyorsunuz? Danyal! Buyurun efendim. Derhal karakola haber ver, gelip bunları alsınlar. Veya siz götürün. Bunları sorgulasınlar. Emredersiniz. Yardımcı olun arkadaşlar. Hadi. Dur başkanım, bir durun ya. Bir dakika, siz polis değilsiniz ki. Hadi karakola. Gazetemi unuttum, bir onu... Başımıza açtığın derdi gördün mü? Ha? Nurten'cim, bu ev ekonomisi kursunda bu Nazlı'nın dediği gibi hakikaten öyle şeyler anlatıyorlar mı? Böyle bu kibrit kutusu kadar peynir falan. Sen ne diyorsun Rukiye abla? Her şeyi anlatıyorlar. Oo, neler öğretiyorlar. Ama doğruyu söyleyeyim mi? Kız biz de hep evde açız. Ya vallahi bizim evde Dallas'ı bana Mesut seyrettirmeyecek. Kıyameti kopar, olay çıkartırım ha. Allah kızlar. Ben Nazlı'yı böyle bir hani bu kurs yerine böyle SSK'lı koca bulma kursu falan varsa ona göndereydim daha iyiydi galiba değil mi? Kız ne kadar alemsin sen Rukiye abla. Vallahi tam üstüne bastın ha. Sekreterlik kursu var ya. Hı-hı. Ben ona başlayacağım, çalışmaya başlayacağım. Kız bu da bir aleme. Yani senin koca öyle her şeye izin verdi de tek bir çalışma eksik kaldı. Kızım senin kocan var ya kıskançlıktan çatlar vallahi ya. Diyeyim ben sana. Bana ne kıskansın? Çalışacağım, paramı kazanacağım ben. Kız Rukiye abla, sen ne yapıyorsun annem orada? Çağatay böyle dar paça pantolona heves etmişti. Şimdi öylesi modaymış. Ben de Fehmi'nin pantolonlarını ona göre daraltıyorum. Çağatay'a göre yapıyorum. Ne yapacağım? Alper, Nevzat. Alper, Nevzat. Buyurun abi. Siz akıllanmayacak mısınız evladım? He? Belediye başkanı şikayet etti. Ya ihtilale karşı olmanın, aleyhinde fikir beyan etmenin suç olduğunu bilmiyor musunuz siz? Zaten suç olmayan ne var ki amirim? Gak desek suç, guk desek suç. Gakkuk etmek henüz suç değil ki komiserim. Ya tamam Selahattin, sen de arkadan gakkuk etme. Gakkukçu uşak. Kırmızı başlıklı kıza rakip, kırmızı atkılı uşak. Yaz geldi, hala kırmızı atkı boynunda. İşin gücün riv. Komiserim, biz vatan sevgisini tartışıyorduk. Ortada siyasi bir durum yoktu. Değil mi? Ha. Ya tamam o zaman, vatan sevgisini tartışıyordunuz. Anladım, tamam o zaman. Hanginiz daha çok seviyormuş vatanı, siz mi? He? Nasıl ölçülüyor bu vatan sevgisi evladım? Bir vatan sevgisi ölçer metre mi var? Bizim haberimiz yok. Yani amirim bizim fikirlerimiz ortada. Bizim de fikirlerimiz ortada. Ya sizin ne fikriniz olacak Allah aşkına ya? Ortadaymış. Ya bari komiserin yanında yap. Ya bırak siz... Tamam kes! Sizin fikirleriniz ortada, bir bizim fikirlerimiz ortada değil. Uşaklar, bırakın bu işleri ya. Bir kız bulun, evlenin, bir yuva kurun. İş bulun, çalışın. Vatan sevgisini, bu devletin resmi makamları var uşaklar. Devlet makamları var, polisi var, askeri var. Vatan korunacaksa biz koruruz onu ya. Vatan sevilecekse de biz severiz onu. İşte biz severken maaş almıyoruz komiserim. Evet çocuklar ya. Güvenin bize biraz. Selahattin, koy bunları nezarete. Koy bunları nezarete. Bu gece orada kalsınlar. Biz sözlü tartışma için nezarete mi koyacağız komiserim? Evet Selahattin, atacağız. Biz sözlü tartışma için nezarete atacağız. Ne yapalım? Belediye başkanı emekli albay. Şimdi hiçbir şey yapmazsak hiçbir şey yapmadılar olur. Mecbur bir şey yapmak zorundayız. Ya başkomiser olacağım ben uşaklar. Başkomiser olacağım. Riske atamam başkomiserliğimi. Hata yapamam. Komiserim, ihtilalin Allah cezasını versin diyen bendim. O bir şey demedi. Onu almayın. Komiserim. He. İhtilalin Allah cezasını versin. Şimdi ben de dedim. Aferin Nevzat, iyi yaptın. İyi yaptın. İyi. Götür bunları Selahattin, götür bunları. Götür bunları. Yürü. Hadi. Yürü. Tamam, yürüyoruz. Yürü. Büyüyeceksiniz evladım. Siz de büyüyeceksiniz. Yapıştırın başkanım, 4 şekerli. Aslan Fehmi abime de patlatayım mı bir tane şöyle yağ gibi kaysın sıcak sıcak? Yok sağ ol Mesut, ben birazdan kalkacağım evde içerim ya. Ama sen de sabahtan belli böyle diyorsun Fehmi abi. Evde içeceğim, evde içeceğim. Bu nedir ya? Ne oldu? Mesut aile ekonomisi ya. Evde çay çok ucuz. Bizim evde acayip ucuz çay. Komutanım, başkanım bir maruzatım var. Efendim ben bu halk eğitim merkezlerinden şikayetçiyim. Evet başkanım ben de şikayetçiyim. Vallahi ben de şikayetçiyim. Neden şikayetçi? Ev ekonomisi diye bir şey var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Yani küçük esnafı bitirecek efendim. Siz de mallarınızı ucuza satın o zaman. Ama başkanım maliyetler ne olacak? Çaya şekere boyuna zam geliyor. Kaliteyi ucuza satan kazanır arkadaşlar. Adam tasarruf yapıyor diye ceza mı vereceğiz? Çok doğru ya Sayın Başkanım, çok doğru. Şimdi mesela bizim evde yani Dallas bile izlemiyoruz ya. Ya tabii yani elektrik tasarrufu yapıyoruz. Dallas falan yok bizde. Saydan ya Mesut. Dün Ceyar ne yaptı? Anlatsana. Kusura bakma Fehmi abi. Çay içmeden hayatta söylemem. İç çay, söyleyeyim. İyi tamam, getir bir çay ya. Helal. Ceyar mı? Su edip onlar bilir. Beraberler. Evet. Kalsın çay ya, kalsın. Şimdi Suel'in devamlı olarak kimileri kimin cebinde onların mahalleri. Dün akşamki de bayağı enteresan oldu. Hadi kalkmış babası da diyor ki Nazlı, babacığım masraf yapma dışarıda kahvede diyor öyle diyor, çay kahve içme diyor. Evde otur iç, masrafı olmasın diyor. Bak, Allah Allah. Ne yapacağım acaba ben bütün gün evde adamla böyle? Yani hiç beni düşünmüyor. Nasıl ev ekonomisi bu? Bence bir kadının ev ekonomisinin en büyük katkısı bir işe girip çalışması. Vallahi bak ben düşündüm de hiç öyle gidin de çalışın, katkıda bulunun falan demiyorlar vallahi diyeyim ben sana. Vallahi ben çalışacağım. Hem benim o postanedeki kadından neyim eksik? Vallahi kadın dulmuş. Hem ne biliyorsun? Belki o çalışıyor diye kocası onu boşadı, ha? Vallahi ben anlamam. Ben çalışacağım. Sekreter olacağım ben. Ol çocuğum, ol. Ol sekreter ol. Pantolonu daraltmaktan iyidir. Ol sekreter. Ne oldu oğlum? Ne adımı ezberliyorsun? Usta, 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 Allah Allah. Susmuş, susmuş. Ne olmuş oğlum susmuş ya? Ya hani ben bir kere susmuş takip etmeye gitmiştim ya. Evet. Mektup yazmıştı. Postaneye gitmişti atmaya. Heh, şimdi bizim postanede. Mektup atmaya gitti. Aferin lan Refik. Kedi olalı bir fare yakaladın ha. Sağ ol usta. O mektup çok önemli. İçinde ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Sen müşteriye bak, buraları da toparla. Ben geliyorum, tamam mı? Tamam usta. Aferin oğlum, aferin. Buyurun, 18 lira. Ay ne çok sakalınız var sizin öyle. Diliniz mi yuttunuz? Hayır burada bir şey söylüyorum da ben. Ay yoksa siz şu şey misiniz? Ha, ne diyorlardı? Dur duymuştum ben. Dur sus pus. Yok mışlı muşlu bir şeydi. Susmuş. Siz o musunuz? Ay osunuz. Hani bütün mahalleye şarkı söylemişsiniz de ondan başka bir şey konuşmamışsınız. Ay ben sizi çok merak ediyordum. Hani nasıl başarıyorsunuz yani hiçbir şey söylememeyi? Hay ben şurada 5 dakika konuşmayayım patlarım. Anacığım boyoz da yolla, İzmir tulumu da bitti. Hadi öpüyorum ellerinden. Kıymet halama, Selahattin amcama, Muz amcama selamlar. Merhaba ablacığım. Biraz önce buradan susmuş çıktı ya. Evet. Onun mektubunun içine şöyle bir bakabilir miyiz? Aa, ne münasebet. Haber hakkı kutsaldır. Özel şeyler bunlar. Tamam işte bütün sır da zaten o mektubun içinde be ablacığım. Ver bir bakayım ne olacak? Allah Allah üstüme iyilik sağlık. Niye bu böyle ya abla abla abla? Ben senden yaşlı mıyım? Sen önce bana abla demeyi bırak. Tamam ablacığım bırakırız ya. Ay Allah dilime eşek arısı soksun ya. Tamam bak bundan sonra sen Ayşe'sin. Ayşe. Ayşe Hanımcığım çok rica etsem şu mektubun içine bir bakabilir miyim? Ha, şöyle bir göz atacağım ne yazmış ne etmiş çok merak ediyoruz ya. Merak etmeyin ben gene böyle aynı şekilde kapatacağım onu. Hiç kimse bir şey anlamayacak bir şey çakmayacaklar yani. Aa, çok ahlaksız teklif yani bu. Ya hanımefendiciğim Ayşe Hanımcığım bakın anlıyorum sizin de ilkeleriniz var ama bir kereden bir şey olmaz ya. Lütfen bana böyle bir şey teklif etmemiş olun. İnsanların özel hayatına tecavüz edemezsiniz. Tecavüz falan yok. Tecavüz falan yok. İçinde ne var çok merak ediyoruz. Yani bütün mahalleli merak ediyor. Gider misiniz lütfen? Tamam ya gideriz. Allah Allah. Amma kıymetliymiş ya. Engel oluyorsun bana ya. Bana niye engel oluyorsun? Gidip şimdi ne güzel takip edecektim. Of. Göz göre göre gidip adamla yemek yiyor ya. Gidip adamla, elini adamıyla yemek yiyor. Niye engel oluyorsun? Hakikaten ya ben niye engel olmuşum? Evet. Ben keşke seni durdurmasaydım. Adamın belinden basıp indirseydin evi. Evet. Bir adama bir Gülden'e, bir adama bir Gülden'e. Karıştırdım. Gülden'e vurma, direkt adama. Evet. Doğru diyorsun. Evet. Ya abuk sabuk konuşma. Gidip ağzını burnunu kıracaktın, kendini de biz de herkes de rezil edecektin. Ya senin bir onurun var, bir gururun var ya. Bir dik dur, dik. Dik dur bir. Biraz kendine güven. Dik dur. Gülden, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Ya ilanı aşk ettiyse? Ya Gülden de sıcak baktıysa? Gülden. Evet. Adama sıcak baktıysa? Evet. Ya kaç yıldır tanıyorsun? Bu kadar senedir Gülden sana bir kere sıcak bakabildik mi ki bu adama bir kere sıcak baksın kurban olayım ya. Kıza güvenmiyorsan kendine güven, biraz kendine güven ya. Sen rahatsın sen, tabii. Konuşursun oğlum. Senin yerin olsam ben de konuşurum. Hiç susmadan konuşurum. Sen rahatsın tabii. Sevdiğin kız elin adamıyla gidip yemek yese... ...sen burada böyle rahat rahat durabilir miydin? Nazlı, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Niyazi. Beni karıştırma şimdi canım. Beni karıştırma yani. Tabii kolay. Söylemesi kolay. Beni karıştırma. Ya Allah Allah. Benimki oturmuş bir ilişki kardeşim. Bir kere ismi konmuş bir ilişki. Senin bir ilişkin mi var? Yok. Da başlasaydı ilerlemiş olurdu anlamında söylüyorum ya. Allah Allah. Nereden nereye? Abuk sabuk. Benim şeyimle ilgili şey yapıyor. Bitmedi mi oğlum çay? Ne yapıyorsun burada? Gir içeri. Gir içeri. Ya evlenme teklif ederse Gülden? Benimle evlenir misin? Gülden de evet derse, ya adamın evlilik teklifini kabul ederse, göz göre göre gidip evlenirse ben ne olacağım o zaman? Demir tüccarı olursun. Saçmalama ha. Öğretmen olursun. Ya ne olacaksın? Olsan alt tarafı eski bir tanıdık olacaksın. Eski bir tanıdık. Eski bir tanıdık. Aşk mı daha önemliydi, gurur mu? Gururlu davranıp Gülden'in biriyle flört etmesine, nikahlanıp evlenmesine gerçekten kayıtsız kalabilir miydim? Gururum yüzünden aşkımı ayaklar altına alabilir miydim? Ya onursuz bir aşık ya da onurlu bir yalnız mı olacaktım? Tanrı'dan dileğim ben olmalıydım. O sevgi en başta benim hakkımdı. Biricik sevdiğim ben olmalıydım, gönlüne başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin elimde buluşmalıydı, gözlerin gözümle konuşmalıydım, kalbim tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan ben olmalıydım, ben olmalıydım, ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım, ben olmalıydım, ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım, seni bir başkası sevmemeliydi. kalbinin sahibi ben olmalıydım, ben olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı, gözlerin gözümle konuşmalıydı, kalbim tek kalbimle anlaşmalıydı, boynuna sarılan ben olmalıydım, ben olmalıydım, ben olmalıydım, boynuna sarılan ben olmalıydım. Al babacığım. Allah. Bu kadar az mı yiyeceğiz ya? Evet babacığım. Ama böyle daha böyle sağlıklı hissetmiyor musun kendini? Yok, daha sağlıksız gibi hissediyorum kendimi ya. Vallahi ben de. Ahmet abi, sen o tabağındakileri yiyor mu, yemiyor mu? Yok, yemeyeceğim. Merak etmeyin işte ya. Ben iş buldum. Yani ben de artık eve para getireceğim yani. He. Merak etmeyin siz. Altı beş. Şurayı oynasana ya Recep abi. Ya bir durun be oğlum be. Bir durun be. Şimdi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya Mehmet abi. Oğlucuk farklı. Teris oldum. Hayırlı olsun. Hadi gözün aydın. Gözün aydın. Sağ ol Mehmet abi. Kepten başına bir şey geldi mi? Yok vallahi komutan 50 tane şınav çektirdi. Bundan sonra bir daha da böyle şeyler yapma. Dikkat et bakayım dedi. Ucuz kurtuldum ha. İyi de bakalım Niyazi'den ucuz kurtulabilecek misin? Hastanede bekliyor vallahi. O vardı değil mi Mehmet abi? Ne yapayım, iyi mi? Ha, iyi iyi. Vallahi kafasını kazısam altından bir sürü imzan çıkar. Bazıcı Sami'ler. Artık ne yazıyorsa. Yine girdik şuraya var ya. Bu dört duvar arasında duvarlar üstüme geliyor. Biraz sakin ol, bir gece kalıp çıkacağız. Bir gece. Bir saat bile fazla. Ya yatıyor işte, nezarethane. Atkıyı almasalardı. Atkı mı? Ha. Ne yapacaksın oğlum atkıyı? Yastık yapardım ya. Sen hakikaten manyaksın be oğlum. Manyağım tabii. Akıllı olsam senin gibi faşistli arkadaş olur muyum? Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Adam atkı diyor ya. Ben birazcık yatacağım. Kaysana biraz şöyle. Tam sopalı bir adamsın ha. Niyazi, vallahi şeylere benzemişsin. Itırlayamadım ama... Oo, kafa deşen Jack de gelmiş. Ne kadar şakacı bak. Hop ismini patlattın geri ha. Tatlı yeseydin neden yemedin? Ye tatlı ye, poğaça, hepsi benden. Benden değil mi? İstemem sana. Ha. Sen hiçbir şeyini istemiyorsun. Ama yok ya. Ben seni affettim. Evet affediyorum ben seni. Rüya. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü sen benim hayata bakış açımı değiştirdin Sami abi. Niye işte? Azay gibi peşimde dolaşıyorsun. Senin sayende hayatın kıymetini anladım. Ya bu be! Ondan benim sayemde anladım. Bak görüyorsun değil mi? Allah! Usta. Ha? Ben yemeğe gidebilir miyim? Yemeğe mi? Elva nerede? Fare var diye gelmiyor. Fare mi? Burada mı hala? Tamam sen git, hiç merak etme. Ben onu hemen hallederim. Hemen hallederim ben onu. Halledersin sen Sami abi. Halledersin. Demek ki fare de hayatın kıymetini anlayacak. Ya ne kadar şakacı, ne kadar şakacı. Sami abi, şaka değil. Öyle ya. Espri değil, gülme. Bunu ben tahmin ettim ama cevabı dedim. Vallahi bana bir kurşun döktürmek lazım ya. Yok yok, kurşun sıkalım. Kurşun döktürmeyelim. Bana bir kurşun sıkalım, kurtulayım senden ya. Allah ya. Yeminle bak ben burada gülüyorum fare gibi. Çok komik. Nedir ben bu çektiğim ya bu mahalleden? Göçeceğim gideceğim. Göçer olacağım vallahi. Askıdaydım Alper. Askıdaydım. Sakin ol geçti. Bir daha buralara düşmeyeceğiz. Bir gece sadece. Ne biliyorsun? Ha? Kahvede iki laf ettik diye içeriye girdik. Ne biliyorsun bir daha düşmeyeceğimizi? Artık düşünemiyoruz. Konuşamıyoruz. Fikrimizi beyan edemiyoruz. Bu baskılar da biter bunun zaten. Asker sonsuza kadar yönetimde kalacak değil ya. Bilmiyorum birader ya. Ama yok. Her şey yoluna girene kadar ben tekrar uyumayacağım. Tekrar bu kabusu görmeyeceğim. İyiyim, iyiyim birader. Merak etme. Hadi yat sen. Nasıl yatayım ya? Fena olmamış anne ya. Yani ne bileyim. Güzel teşekkür ederim. Yani dar paça yani. En azından bol değildi. Öyle İspanyol paça değil. Güle güle giy bir tanem. Tamam. Ben işe gidiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi kuzucuğum. Rukiye. Efendim Fehmiciğim? Yahu benim pantolonlar nerede? Hangi pantolon? Ya 3-4 tane pantolonu bulamadım işte ya. Ha sen şeyleri diyor. Tamam ben onları daralttım çocuklara göre. Zaten giymiyordun onları diye çocuklara yaptım onları ben. Nereden biliyorsun ya giymediğini? Giymiyordun Fehmici. Hatta içlerine giremiyordun yani. O yüzden ben bilmeyeceğim kim bilecek acaba? Giyemiyordun onları. Giyemiyordum bak. Dum çok önemli ya. Ama ben geçmiş bir zaman. Ya 3-4 gündür kuş gibi besleniyorum evde. Acayip kilo verdim. Rukiye şuraya bak ya. Acayip pantolonlar bollaştı. Tam o pantolonları giyeceğim durum yani. Tamam öyle durumda. De işte. Vallahi ben bilmem Fehmiciğim yani. Nazlı dedi ki hani böyle bir şey Çağatay'da pantolon istiyorsa babamın pantolonlarını daralt dedi. Ben de onun dediğini dinledim. Öyle yapmıyor muyuz? Bu... Ev ekonomisi beni bunaltmaya başladı. Çok acayip olmaya başladım Rukiye. Sıkıldım ya. Bayağı sıkıldım. Hemen gidip öğreniyorsun, hemen. Neyi? Ne demek neyi ya? Gülden'e soruyorsun, dün ne yapmışlar, nereye gitmişler, ne kadar oturmuşlar, ne yemişler, ne içmişler, ne konuşmuşlar, hepsini öğreniyorsun. Ay tamam abicim, bağırma, gelecek zaten bugün Gülden. Konuşurum, sorarım, her şeyi soracağım tamam of ya. Her şeyi sor, sonra da gel, bana rapor et. Tamam. 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 Bak gidip abuk subuk bir şey yapma dedin. Ben de seni dinliyorum. Gidip abuk subuk bir şey yapmıyorum. Kimsenin ağzını burnunu kırmıyorum. Sinirden de kuduruyorum. Bir şey olursa sorumlusu sensin. Bak seni dinliyorum. Sen söyledin. Gidip abuk subuk bir şey yapma dedin. Ben de seni dinliyorum. Tamam mı? Tamam abi. Afiyet olsun. Üstada, içeride fare var. İçeride o. Fare var diyordun. Bıyıklı bir şey var diyordun. Nerede o? Biz gördük yani. Ha, o zaman o da... Böyle askerden geldi mi, onu duydu. Ben hop! Herhalde öyle oldu usta. Ha bir de şey, Fato teyze uğradı. Hadi ya. Dedi ki, ustana söyle temizliğe dikkat etsin. Eğer bir şey olmasaydı dedi, fare olmazdı dedi. Yani babanın dükkanı hiç yokmuş. Hıdırdan! Yani hıdırdan derken ona demiyorum. Tabii oluyor bana, onu şey söylemem. Buna diyorum. Benim babamın şeyinde de yoktu, benim dükkanım zamanında da yok. Olmaz mı? Öyle şeyler yok, yok. Olmaz öyle şey. Tamam, tamam. Evet, olmaz da yalnız ben orada başka bir şey gördüm. O ne o? Fırın üzerinde böyle 3 tane delik var. Ha, Bekir abi silahla vurdu. Ne, fırını? Yok, yok. Fareyi vurmak istedi ama evet, herhalde iyi isabet ettiremedi. Fırını. Ha, fırın öldü ama bu yaşıyor. Bekir abi işte. Ha, doğru. Masraf çıktı şimdi bak, gördün mü? Hallederiz ya işte, olarız ya. Recep abi, ha, bunlar hala çıkmadılar acaba? Bahtiyar abiyle bir şey mi buldular ya? Yok ya. Vallahi var ya bunlar, bize de denetime gelirler kesin ha. Ya ben kardeşim, ben berberim. Ben öyle ya sadece keserim. Ben de öyle malzeme muzleme bir şey yok. Keser bırakırım. Oh ne güzelmiş vallahi senin ha. Şişt, geliyorlar, geliyorlar. Hı. Bahtiyar, tebrik ederim. Sağ olun başkanım. Dükkanın gerçekten çok temiz. Şeref verdiniz, onulandırdınız bizi. Sağ olun başkanım. Evet, sen de sağ ol. Yalnız temizliği ben yapıyorum başkanım. Değil mi? Ya başkanım buna temizliği ben öğrettim. Bu ne anlar ya? Etleri de biraz ucuzlatsan diyorum. Elimden geleni yapacağım başkanım. Çok. Bu ne? Havlu başkanım. Havlu. Heh. Havluluk. Havluluk da denebilir, evet. Bunun kanunda yeri ne Danyal? Sayın Başkanım, iş yerleri kaldırıma taşmayacak. Bu taşmış mı? Taşmış başkanım. Kaldırıma işgal var. O halde ceza yazalım. Ay yok yok, berber ya. Ceza keselim. Emredersiniz efendim. Osman, çek oğlum. Şeyleri geri doğru çek. Kasaları çek, kasaları. Geri çek, kasaları çek. Çek, hıyarları çek. Çek. Dikkat! Dikkat! Geçin, çabuk. Sen mutfağı, sen de tuvaleti denetleyin. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz be ya? Denetlemeye geldik. Niye geldiniz? Temizlik kontrolü. Temizlik mi? Harikane yaptınız Gülden. Çünkü bu mahallenin en tarz şeysi, mekanı ne? Pastanesi burası. Buyurun efendim. Sevgi bak. Anlamadım efendim. Sevgi bak. Efendim kusura bakmayın, anlayamıyorum ama. Fare mi oluyor? Fare mi? Efendim? Fare. Pastanede farenin ne işi var? Haklısınız efendim. Ne işi var pastanede farenin? Aa, bu gerçek değil. Gerçek değil mi? Evet. Ha, sokaktan geçiyordu. Doğum gününü hatırladı. Pastaneye girip bir pasta ısmarlayayım dedi. Burası leş gibi, pis ki. Burada yaşıyor bu hayvan. Haklısınız efendim. Yok be ya, göçmen başkanım. Göçmen, demek ki oradan geçiyordu. Ucuk şurada bir dinleneyim dedi kendi kendine. Bak senin soyun da göçmen, benim soyum da göçmen. Bari onu rezil etme. Bana bak, en büyük cezayı kes. Emredersiniz efendim. Hemen not alıyorum. Yazma, yazma. Yaz Danyal, yaz. Yazıyorum efendim. Bir şey içer miyiz? Ne içeceğim? Burada mı içeceğim? Bu rezillikten içeceğim. Ne içeceğim? Yürü. Geri bekleriz. Bak bak. Anlatsana, ne oldu? Nasıl geçti? Ya aslında hiç fena geçmedi Nazlı, biliyor musun? Ha. Nasıl bir çocuk? Çok kibar bir çocuk. Acayip de kültürlü. Çok güzel şeylerden konuştuk. Yemekler falan da şahaneydi. Ne güzel. Yani bayağı hoşuna gitti. Yani ne yalan söyleyeyim, gitti vallahi. Sana aşığım dedi mi? Ay Nazlı. Öyle şeyler demeyecek kadar kibar biri. Ya Amerika'da okumuş diyorum sana. Ama diyecek yani. Ya galiba evet, çünkü aşık oldu bana çocuk. Hani dedi diyecek, öyle diyeyim. Sen ne diyeceksin peki? Ne diyeyim canım, ben bir şey diyemem yani. Aslında tam benim tipim, biliyorsun yani, tam aradığım kişi ama... Yani daha okulum var benim. Yani ne bileyim, öyle de bir şey hissetmedim galiba. Yani o kadar da bir şey hissetmedim sanki. Yeni mi o yüzük, bakayım, yeni mi? Evet yeni, bak o hediye etti. Ay kabul mü ettin Gülden? Ne yapayım, o kadar düşünmüş, hediye getirmiş. Ayıp olurdu Nazlı. Ama bir şey söyleyeceğim, sen böyle her şeyi kabul ediyorsun, ondan sonra hayır demek çok zor olacak. Bakayım. Ay ama çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Pahalı bir şeye benziyorlar, bakayım. Herhalde pahalı kızım. Ya pırlanta falan olsa gerek. Baksana. Çok güzel. Taşlarını gördün mü? Ay nasıl parlıyor. Şimdi özel bir kuyumcu kutusunda falan getirdi. Ne konuştum? Ne yapmışlar, ne konuşmuşlar? Aslında ben tam olarak yani anlayamadım. Yani hem hoşuna gitmiş hem de istemiyormuş. Hoşuna gitmiş. Abicim aynı cümlede istemiyormuş da dedim. Yani kararsızmış. Kararsız. Evet. Ya kararlı olursa? Bilmem yani, olabilir tabii. Olabilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Çocuk var ya, bir tane yüzük almış. Gülden'e. Çok güzel bir yüzükmüş, bir de çok pahalıymış. Sonra da gidip dövme diyorsunuz. Bir de ağzını burnunu kırma diyorsunuz. Sonra gidip suratını dümdüz etme diyorsunuz ya. Mesut, bir çay ver oğlum be. Of. Mesut. Ay, pardon Muhtar, duymadım ya. Hoş geldin. Ne oldu oğlum? Canın mı sıkılıyor? Evet abi, canım sıkılıyor. Çok fena canım sıkılıyor ya. Ne oldu? Hanımla mı tartıştın yoksa? Yani genelde tartışırdık ama bu sefer tartışmadık. Yani tartışamadık. Çünkü böyle bir şeye kızmış herhalde. Benimle tek kelime konuşmuyor ya. Eyvah. Ne oldu abi? Eğer bu kadın tek kelime etmiyorsa bu anasının evine gider oğlum. Zaten anası bizim evde be abi. O zaman yalnızca gider. Nereye? Nereye Muhtar? Nereye? Bir söyle ya. Ne bileyim oğlum ya. Boyuna vır vır kavga ediyorsun karınla. Ya iyi de tam olacağım şimdi ben ha. Ergun. Rukiye abla. Canım. Ben bu gece burada kalabilir miyim? Kalabilirsin tabii, kalabilirsin. Tabii kalırsın, ne demek? Ama niye diye sorma. Anlatılacak gibi bir şey değil. Sormam. Sormam. Tamam. Tamam. Hadi sen çıkar. Çıkar. Geç içeri. Geç bir. Geç bir içeri. Ustacığım. Yüzünde güller açıyor. Vallahi. Vallahi. Sağ ol. Ben her mevsim çiçeklenirim böyle. Ya kuş beyinsiz kuş beyinsiz konuşma ya. Allah Allah. Ne bakıyorsun? Pakistan Başbakanı. Açıkta bir şey mi gördün? Esiyor mu ara ara? Ha? Cereyan yapıyor mu? Lan tafran kime oğlum? Tafran kime? Kıracağım ağzını. Kolay gelsin Sami abi. Ha, hoş geldin ya. Ne yapıyorsun be ya? İyiyim be ya. Sen ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya ama aynı değil aslında tam olarak da. Fare yüzünden ceza yedik. Yapma be abi. Geçmiş olsun ya. Çok üzüldüm ha. Hakikaten çok üzüldüm. Vallahi mı? Ha, sağ ol. Ne vereyim ben sana? Vallahi bugün benim için şeker gibi bir gün. Sen bana şekerli bir şeyler ver Sami abi. Mesela limonata ver. Vereyim. Dönüp dönüp bana bakıyor bu ya. Kıracağım ağzını burnunu. Ayar oldum iyice. Aferin. Ne oldu ya? Ateşin mi var senin? Biraz. Ay yapma. Dikkat et kendine. İşte bakın böyle oluyor anladınız mı? Dikkatsiz oluyorsunuz. Dikkatsiz olmayın arkadaşlar. Çocuklar bu böyle olmaz. Çok dağınık çalışıyorsunuz ya. Organize olmanız gerek. Organize. Bundan sonra herkes farklı görevler yapacak. Herkes aynı işi yapmayacak. Tamam mı? Heh. Mesela Fırfır, sen bakır tel toplayamazsın ya. Niye? Çünkü ben sana baktım böyle eğilirken böyle yavaş yavaş eğiliyorsun ya. Hızlı olman lazım, çevik olman lazım. Atak olman lazım ya. Bunları alacağım sana ben. Tamam mı? Tamam. Sen limonata satacaksın. Tamam mı? Tamam, satarım. Nasıl satarım? Bir dene bakalım, var bakalım. Limonata! Heh, aferin. Çalışacağız. Olacak. Senin adın neydi? Cihan. Heh, Cihan. Sen su satıyorsun ya, nasıl satıyorsun? Su! Bir daha var. Su! Bak görüyor musun? Moralimi bozdun. Gözlerim kapandı. Böyle su mu satılır ya? Böyle su satılmaz. Sen hangi devirde yaşıyorsun ya? Daha çok, daha yüksek bağıracaksın. Su! Heh, ama şimdi bunu biraz süslememiz lazım. Buz gibi soğuk sudan içen. Heh, yap bakalım. Buz gibi soğuk sudan içen. Ha, buna şimdi biraz melodi koymamız lazım, tamam mı? Buz gibi soğuk sudan içen. Buz gibi soğuk sudan içen. Sen nerelisin ya? Sivas. Aa, bak görüyor musun? Melodi hemen kaptı. Bir daha söyle. Buz gibi soğuk sudan içen. Hah, aferin sana. Güzel. Senin adın neydi? Yusuf. Bak şimdi Yusuf, sen de böyle boş şişeler bulursan onları alıyorsun, bakkala götürüyorsun, depozitolarını alacaksın, tamam mı? Tamam. Heh, aferin. Ondan sonra o iş tamam, bu iş tamam. Heh. Siz üçünüz bakır tel toplayacaksınız, anladınız mı? Anladık. Heh, aferin. Bakın, bu kağıda ben bakır tellerin nerede olduğunu yazdım, tamam mı? Yani nerede çok bulunur, nerelerde çok fazla falan diye burada yazdım. Bakın buraya, hadi. Alın. Şahin abi. Heh. Peki sen ne yapacaksın? Benim yapacağım iş sürpriz. Durmayın böyle ya. Görev başına. Bakın arkadaşlar, bundan sonra topladığınız paraları bana getireceksiniz. Tamam mı? Böyle bir havuzda toplayacağız o parayı. Ondan sonra biriktireceğiz. Ondan sonra adil bir şekilde paylaşacağız onları. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi görev başına çocuklar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi görev başına. Kaçın benim. Hadi Sivaslı hadi. Buz gibi soğuk sudan içen. Buz gibi soğuk sudan içen. İşte görüyor musun ya? Sahi, ne yapıyorsun böyle çocukları toplamışsın? Bak görüyor musun ya? Ne güzel ya. Onlara büyütüyorum ya. Onlara eğitiyorum. Onlara müdürlük yapıyorum mavişim. Ya müdürlük yapıyorsun ama böyle anneleri babaları duyarlarsa çok kızarlar vallahi. Ya niye kızsınlar mavişim ya? Çocukları ekonomimize katıyorum ya, kazandırıyorum yani. Kötü mü oluyor? Olmuyor. Hem de bir de artık evde yaşamak birazcık zor oluyor yani. Çünkü neden biliyor musun? Eniştem sürekli diyor ki çıkartma, boş boş oturuyorsun diyor. Ben de eve para getirmek zorundayım. Yani doğru. Çak mı? Güzelsin sen bugün. Ya Şahin bir görün olacak valla. Ya ben de bu anlamıyorum, bu görün olacak ya. Almanya'da böyle bir şey yok biliyor musun? Almanya'da böyle erkekler kızları yapıyorlar falan. Böyle bir görünler, look me here falan hiç öyle bir şey yok yani ya. Sen nereye gidiyorsun? Ben işte dersten geliyorum. Eve gideceğim. Şahin yapma. Evet delirdim. Aşkımdan delirdim ya, Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tschüss. Sonra işte el eleyiz tabii. Uzun yürüdük sahilde. Bayağı da bir konuştuk tabii haliyle. Elini tuttun mu usta? Tuttum tabii oğlum. Helal ustama be. Ya çok güzeldi be oğlum. Bak sahil iyi fikirmiş işte. Ha? Ahmet abiden uzaksınız, kimse görmez sizi. Sık sık gidin bence, sahile gidin. Oğlum bana bak, hiç kimse bilmiyor bunları ha. Birine çıtlatırsın, zararsız dersin, söylersin. Ondan sonra o söylediklerin Ahmet abinin kulağına gider. Ben de senin kulağına girerim. Bir kulağından girerim, ötekinden çıkmam. İçeride kalırım. Burgu hareketini biliyor musun? Böyle döne o beynini yerim. O olmayan kuş beynini yerim, ondan sonra çıkarım. Usta şu an kalbimi kırıyorsun ha. Benden can çıkar, senin sırrın kesinlikle çıkmaz ya. Ben sizin mutluluğunuz için uğraşıyorum burada. Tamam lan tamam. Ağlama, ağlamakla olma. Eyvallah, uçum benim. Abartma. Açıl. Güneşe doğru açıl ya, açıl. Baba, bu işi öğrendim ben. Bak dönüp bakıyor ya. Yine bana bakıp yalanıp duruyor ya. Aşkın mantığı yoktur. Aşk saçmalatır insanı. Aşk kötülük bile yaptırır. Bu sefer kararlıydım ama. Hiçbir şey yapmayacaktım. Saçmalamayacaktım. Başkasını seçerse kabul etmekten başka yapacağım bir şey yoktu. Ahmet'im. Ergun ne haber? İyidir. Dün akşam yoktun. Ha. Yo. Yani hiç. Dur be oğlum daha bir şey sormadık. Soru yeni geliyor. Ne oldu? Bahar geldi. Güneş açtı. Kanlarımız sulandı. Ne yaptın? Manita mı yaptın kendine? Hayır ya. Evdeydim ben ya. Ben evdeydim. Evden çıkmadım ben. Eve gittim, evden çıkmadım. Direkt eve gittim. Kahveye de gelmedin. Gelmedim. Evdeydim. Gelemedim yani. Evden çıkamadım. Bir attım kendimi, çıkamadım ya. Bugün de çok zor geldim ya. Bir şehir içi pul alabilir miyim? Tabii. Nereye? Bir tane. Buyurun. 10 lira. Pardon. Onu alayım. Buraya galiba değil mi? Aslında hepimiz bir